Saygıdeğer katılımcılarımız, öğleden sonra kongremizin öğleden sonraki oturumuna hoş geldiniz diyorum. Aramıza yeni katılan katılımcılarımıza da hoş geldiniz diyerek kongremizin öğleden sonraki oturumunu başlatıyoruz. By welcoming our new participants, we are starting the afternoon session of the Congress. Kronik yarası olan hastalarda beslenme hakkında hemşirelerin bilgisi başlıklı sunumu için Rzeszow Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Malgorzata Nagorska'yı davet ediyorum. I invite Assistant Professor Malgorzata Nagorska from the University of Rzeszow for the presentation title, Nurses' Knowledge about Diet in Patients with Chronic Wounds. Good morning to everyone and thank you very much for the possibility to participate in such a great congress. I will present our study entitled Nurses' Knowledge of Diet in Patients with Chronic Wounds. We made some research and it is preliminary research. I will start from the introduction to the subject. So, optimal nutrition of the patient is an integral part of the treatment process, affecting the speed of recovery and strengthening the effects on the therapy applied. Nevertheless, it's often underestimated or even ignored. That's why we made this research, because as a sources says, of course, scientific sources says, approximately 50 hospitalized patients may be malnourished, and the consequence could be prolongation of their hospital stay, and also impairs immune function leads to impaired skin integrity and wound healing. And of course, everything is confirmed by scientific papers. A well-balanced diet provides the body with carbohydrates, proteins, fats, minerals, salts, and vitamins in the correct proportions. Each of these components has important functions and their deficiency result in serious health consequences. The demand for individual nutrients depends on the nutritional status of the patient and their current clinical situation. Chronic wounds often result in chronic inflammation, which additionally increase metabolism and therefore increase the body's energy requirements and therefore the need for individual nutrients. As we very well know, wounds could have variety of etiologies and often result from comorbidities, which present additional therapeutic problems. Chronic wounds include mostly venous ulcers, arterial ulcers, bed sores, diabetic foot burns, and traumatic wounds. And it's also not uncommon for these wounds to affect elderly patients in many cases, because they have decreased appetite, which exacerbates nutritional deficiencies. And also many publications confirms it. Insufficient nutrition impairs the functioning of the immune system, reduces the activity of antioxidant mechanism, and increase the risk of infections. Impaired collagen synthesis also reduces skin elasticity, making it more susceptible to damage. In the case of chronic wounds, the demand of protein, zinc, vitamins A, C, E, and amino acids increases. And also very important is adequate hydration of patient's body. So every patient should be provided with approximately 2,500 and 3,000 milliliters of fluids per day.
And the nurse is an important member of therapeutic team, and nurses, they have various tools to make an initial assessment of the patient's nutritional status. For example, there are ready-made screening forms. For example, in Poland, we use as obligatory tools NRS. It is nutritional risk screening. Is used addressed for adult patients, and second one is SGA, is subjective global assessment, to 2002. This one is addressed for both adults and children. And also there are many other possibilities, like examination, biochemical examination, immunological examination, and also day-by-day observation and verification the patient's diet is necessary. The key action is to conduct the true nutritional history, and this practice will allow both the identification of malnourished patient and the establishment of initial indications for nutritional treatment. So we took into consideration how the nutrition is important for patient treatment, mostly in wound treatment. So we made research, and the aim of our study was to access the knowledge and opinions of nurses working in primary care and surgical ward. And what was importance of the role of nutrition in treatment process of patients with chronic wounds. So we made cross-sectional study. It was conducted between December 2019 and in January 2021. And we prepared a self-administrated questionnaire with 23 questions. Some of them were open questions, and we collected data in among 70 nurses in the greater Poland region. This is on the map here, and in two districts, Piła and Chodzież. We sent, we collected 100 questionnaires, but only 70 were correctly filled. That's why we used them to our analyze. And characteristic of the population, the average time of work, surveyed nurses were 26.6 years and range from 1 to 49. It was a little bit surprised. And most of participants were women, 96%. And we also asked about the level of education. So 49% had finished a registered nurse diploma, 31% bachelor nursing, and 20% master degree in nursing. And also what was important for our study, we asked if they finished special training of course in one treatment. So half of participant finished such of type of course. And we surveyed nurses who worked at the hospital and surgical ward. It was 25 nurses, and primary healthcare workers was 45 participants.
At the beginning, we asked our participants what is their sensation about self-assessment of skills in educating patients with chronic wounds of proper nutrition. So most of them answered they have good sensation about skills and their knowledge, 45.7. Then we also ask which wounds are classified as a chronic wounds, posing the greatest therapeutic and nursing problems. So most answers were diabetic foot or bed sores. And we ask also how often nurses they pay attention to the quality and quantity of patient meals. So over 50 answered always, and 35% answered hard to say it, but every 10 said, I've never thought about it. So also we have a group of nurses which they not put attention on that nutrition level. What is the next question? Do you think that the diet of patients with chronic wounds has a significant impact on the course of their treatment? So most of them answered definitely yes. It's near 70%. And also we had few open questions. So we ask about sources of vitamins and proteins, but also one of the questions was which nutrient has the greatest impact on the healing process of chronic wounds. So most nurses answered protein, and which vitamin plays the significant role in collagen synthesis in increasing wound strength and stability. So almost 70% answered C vitamin, and also we ask which vitamin deficiency in patients can be cause hematomas delaying the wound healing process. So 70% answered K vitamin, but only 30% could correctly indicate its source in food, and mostly they answered green vegetables. And also we ask a few questions about which are the sources of zinc, protein and iron. So as you see, most of participants gave good answer, 75, 92 and 90%. So nurses, they know sources in food where is zinc, protein, and iron. We also ask about the amount of fluids taken by patients during the wound healing. So it is, important in the opinion of 78% and rather yes 17. And also we ask what amount fluid intake would recommended for a patient with chronic wound per day. So 57, the most group answered between 1,000 and 1,900, what is not correct. And also we ask about what kind of methods they use for assessing nutritional status. So the biggest group answered NRS. It is nutritional risk screening. I already said this is one of two. The SGA and NRS, there are two tools which are obligatory in Polish health system just to accessing patient nutritional status. But many of them also answered BMI is helpful.
And also we made some statistical tests to find the correlation between variables, so place of work and self-assessment, education level, same and self-assessment are not significant. And we found a correlation between completion on postgraduate training and improper nutrition and self-assessment of skills. So this, it was significant. And another one, we found also that significant was analysis between the workplace and attention to the quantity and quality of the patient's food intake. And conclusions. The level of nurses' knowledge about the impact of diet on wounds treatment is satisfactory. And nurses working in primary health care have more knowledge than nurses working in surgical wards. It was the most surprising for us. And also the level of nurses' knowledge is primarily influenced by the type of postgraduate education completed. So those who completed additional courses, of course, had better knowledge. So it is everything. Thank you very much for your kind attention. Doktor öğretim görevlisi Sayın Malgorzata Nagorskaya'ya teşekkür ederim. I would like to thank dear assistant professor Malgorzata Nagorskaya for her presentation. Thank you. Thank you so much. Kongre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Nermin Olgun'un başkanlığında diyabetik ayakta yara bakımı ve koruma paneliyle devam ediyor. Panel açılışını yapmak üzere Sayın Nermin Olgun'u davet ediyorum. The Congress continues with the panel of the diabetic outpatients, wound care protection and under the moderation of Professor Nermin Olgun from Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Science. I invite Dr. Nermin Olgun to open the panel, please. Sevgili meslektaşlarım, güzel kongreniz için organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Bu oturumda ben iki uzun yıllar diyabet hemşireliği yapıp şu anda akademisyen olan doçent doktor Selda Çelik ve doçent doktor Emine Kırbiçer'le bu oturumu birlikte yürüteceğiz. Onlar önce diyabete gidişte özellikle yarayı nasıl önleyebiliriz bu aşamada, ama yara değerlendirmesiyle ilgili çok güzel yapacağımız işler var. Onlardan bahsedecekler. Sonra da yara açılımı durumunda alabileceğimiz önlemlerden bahsedecekler. Ben ilk konuşmacı olarak doçent doktor Selda Çelik'e söz vermek istiyorum. Kendisi diyabetik ayak yaralarında korunma ve önlemlerden bahsedecek. Tabii ki yaranın da değerlendirmesini yapmış olacak. Sonra da sevgili Emine Kırbiçer'e söz vereceğim. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Selda Çelik. Hocam çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Herkese öncelikle merhaba. Bu arada ben sunumumu da açmak istiyorum. Şu an hocam ekranda rahat görünüyor galiba, değil mi? Bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı var mı hocam ekranda? Şu an görünüyor hocam, evet, tam ekran. Şu anda evet. Görünüyor tam ekran. Evet, ayrıca organizasyon kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Bu hafta biliyoruz ki Dünya Diyabet Günü ve Haftası etkinlikleri var. Çok yoğun bir şekilde biz de onlara katılıyoruz ama ayrıca burada sunum yapmak da bizim için gerçekten özellikle farkındalığı arttırmak adına son derece önemliydi. Ben tekrar teşekkür ediyorum davetler için. Evet, ben diyabetik ayak muayenesi ve korunmadan bahsedeceğim. Aslında kongre tabii ki yara
daha çok yara üstünde duruluyor ama biz tabii diyabet hemşire derneği olarak, diyabet hemşireler olarak, diyabet ekibi olarak aslında diyoruz ki biz diyabet ayakları koruyabilsek de hiç yaraya geçmese bu kadar çok yoğun işi biz genel gruba çıkartmasak. Onun için özellikle korumak gerçekten son derece önemli. Diyabetik ayak, diyabetin en yaygın, maliyetli ve ciddi komplikasyonlarından bir tanesi. Dünden beri ben de takip ediyorum, konuşuluyor. Yaralar gerçekten çok uzun sürede tedavi edilebiliyor ve çok maliyetli. Ve diyabetli kişilerde amputasyon, diyabeti olmayan kişilere göre 10-20 kat daha yaygın. Yani biz bunu çalışmalarda da görüyoruz ve klinik rutinlerimizde de görüyoruz. Ve şu an düşündüğümüzde, şu an için düşündüğümüzde dünyanın herhangi bir yerinde her 30 saniyede, çok kısa bir süre bu aslında, her 30 saniyede bir alt ekstremitenin veya alt ekstremitenin bir kısmının diyabet nedeniyle kaybedildiği tahmin edilmekte. Bu veriler de bize Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından sunulmakta. Yani 30 saniyede bir şu an biz konuştukça amputasyonlar hızlı bir şekilde dünyada ilerliyor. Ve diyabetli kişileri düşündüğümüzde hayatları süresince amputasyon geçirme riski bu kişilerin %5 ila 15 oranında. Ama şunu da söylüyoruz biz çok iddialı bir şekilde, risk faktörlerini biz azaltabilirsek, uygun ayak bakımı eğitimi verebilirsek, yani bunu davranışa dönüştürebilirsek, amputasyonların %50'ye varan oranda azaltılabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiş ki %50 gerçekten aslında oldukça yüksek bir değer. Yani uygun bir ayakkabı verdiğimizde hastada diyelim ki yarayı görmüyoruz. Dolayısıyla ayak problemleri evet diyabetlerde önlenebilir. Onun için tanıdan itibaren düzenli, birazdan bahsedeceğim, izleme, özellikle diyabetlinin ailesinin, toplumun eğitilerek özellikle ayakları korumak için koruyucu davranışların kazandırılması yine son derece önemli. Bu bağlamda baktığımız zaman şimdi Uluslararası Diyabet Federasyonu, Amerikan Diyabet Birliği, işte yara bakım grupları vesaire ve aynı zamanda Türkiye'de de Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizm Derneği'nin önerilerine baktığımızda aslında en başta yapmamız gereken şey eğitim, yani davranış değişikliği. Bununla birlikte risk değerlendirilmesi, ayak bakımının koruyucu öneminin anlatılması. Birazdan bahsedeceğim. Cildin görünümü, deformiteler, ayakkabının uygunluğu ve monofilament de aslında basit bir muayeneyle yine duyuların değerlendirilmesi ve periferik dolaşım durumu ve nabızların değerlendirilmesiyle aslında kılavuz diyor ki siz bu muayeneleri yaparak bu kişileri mutlaka izlemeliyiz. İzledikten sonra da bunları risk gruplarına ayırarak ne kadar sıklıkla takip edeceğimizi belirlemeliyiz. Dolayısıyla biz bu muayeneleri yaptıktan sonra hastanın eğer düşük riski varsa o zaman eğitim ve beceri kazandırma en birinci hedefimiz. Ama risk arttıysa, yani duysal bozukluklar varsa, distal nabızlar yok ya da diğer risk faktörleri varsa veya yüksek risk varsa, yani duysal sinir fonksiyonları bozuk, nabızlar yok, deformite var, cilt değişikliği var ve ülser öyküsü varsa o zaman mutlaka diğer risk faktörlerini değerlendirin. Özellikle deformite, sigara, glisemi kontrolü, ayak bakımı, uygun ayakkabı seçimi konusunda da hastayı mutlaka takip edin ve bilgilendirin diyor. Ama biz bu muayeneleri yaparken bir baktık ki hastanın ayağında ülser var. O zaman burada enfeksiyon varsa mutlaka acil bir şekilde sevk edin. Dünden beri de yine burada konuşulan şekilde bu konseylerde veya yara bakım ünitelerinde mutlaka bu konuda uzman kişiler tarafından hastaların takip edilmesi önemli. Ama bunların da ötesinde bir şarko varsa, bir osteoartropati varsa veya çok daha ileri bir durum varsa mutlaka multidisipliner bir ekip tarafından düzenli takip şart. Peki biz dedik ki mutlaka ayak muayenesi yapalım ve ayakları takip edelim. Ne yapacağız burada? Öncelikli olarak öykü. Bizim hemşirelik bakımımızda, hemşirelik bakım planlarımızda biliyoruz ki öykünün önemi çok yüksek. Çünkü aldığımız bilgilerle hastanın planlamasını yapmaya gidiyoruz. Cildi değerlendirme, renk kontrolü, ısı kontrolü, ödem ve deformite kontrolü, tırnaklar ve nabızların kontrolü yine ayak muayenesinin bileşenleri arasında yer almakta. Şimdi özellikle diyabetlerde kan şekeri uzun süre yüksek gittiği zaman, hemoglobin A1c'yi biz ayarlayamadığımız zaman bir süre sonra damarlarda bir takım bozukluklar oluyor ve bununla birlikte de nöropati, yani sinirlerde, duyularda da bir takım eksiklikler meydana geliyor. Dolayısıyla öncelikli olarak biz bu ayak muayenesini diyabetik nöropatinin değerlendirilmesini düzenli aralıklarla yapmalıyız.
Burada çeşitli yöntemler var. Birazdan kısaca bahsedeceğim. Koruyucu duyu kaybını görmek için monofilamentle muayene yapabiliriz. Aşı refleksi, ağrı testi, ağrıyı hissediyor mu hasta? Vibrasyon testleri, yine bunu diapazon ya da biyotezyometreyle yapabiliriz. Bunlardan yapalım. Özellikle 10 gram monofilament testi diğer değerlendirmelerden en az biriyle birlikte mutlaka uygulanmalı diye yine kılavuzlar bize önermekte. Yani biz monofilament yapıp yanında da bir vibrasyon testi veya ağrı testi yaparsak en azından ön kısımda nöropatinin varlığını bulmuş olabiliriz. Bunlara çok ayrıntı girmeyeceğim ama bilmekte fayda var. Diapazon ve nöroteozyometre ile birlikte de ne yapıyoruz? Hastanın aslında titreşimlerle birlikte bunu hissedip hissetmediğini görüyoruz. Diapazonu vurarak 10 saniye bekletiyoruz ve 10 saniyeden daha sonra hissederse o zaman duyu azalmış diyebiliriz. Veya nöroteozyometre dediğimiz cihazlar var. Her yerde bulunmuyor tabii ama elimizde varsa burada yine 0 ile 50 arasında bir voltta bir akım verip titreşim veriyoruz. Ve hastanın bunu hissedip hissetmediğini soluk vurarak duyusu var mı yok mu onu rahatlıkla görebiliyoruz. Onun dışında monofilament aslında hep önerilen ve kliniklerde de rahatlıkla uygulanan bir şey. Burada 5.07 naylon bir monofilament var. Yani misina gibi, burada gördüğünüz gibi aşağıda. Ayakta gördüğümüz bu üç bölge, eskiden daha fazlaydı bölgeler ama son artık öneriler. Ayakta gördüğümüz bu üç bası bölgesinde monofilamenti bu gördüğümüz şekilde C şeklinde hafif bükerek değdirdiğimizde hastanın bunu hissedip hissetmediğini gözü kapalıyken sorup buna göre birkaç kere tabii bunu uyguluyoruz ve uyguladığımız bölgede hani nasır herhangi bir sertlik olmamasına dikkat ediyoruz. Ve dolayısıyla burada yine hastanın duyuyu görüp hissedip hissetmediğini değerlendirebiliyoruz. Bunun dışında fibrilik testi ve allodini testi var. Yine bu ağrısız bölgede keskin batma hissi olabilir bir iğneyi veya ucu sivri bir cisimi batırdığımızda. Burada yine hastanın bunu hissedip hissetmemesi veya pamuk parçasıyla ağrının bölgede böyle hoş olmayan bir his oluşuyorsa da biz buna allodini diyoruz. Özellikle diyabetler söylerler işte gece yatarken çarşaf bile değse çok ciddi ağrı hissediyorum. Gece uyuyamıyorum, ayağımda kramplar oluyor, yanmalar, uyuşmalar, batmalar, karıncalanmalar ve gerçekten hastalarda çok huzursuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunları görmek için biz bu muayeneleri yaparak nöropatik değerlendirme yani duyuyla ilgili değerlendirmeyi yapabiliriz. Diğer bir parametre vasküler değerlendirme. Çünkü damar yapısı ateroskleroz olarak yani bozulduğu zaman o zaman dolaşımla ilgili de sıkıntılar çıkıyor ve bölge yeteri kadar kanama olamadığı için küçücük bir yara daha sonra kocaman bir sorun haline gelebiliyor. Burada da en çok yaptığımız nedir? Nabızların, ayaktaki nabızların değerlendirilmesi, dorsal dis pedis ve tibialis posteriori elle palpe ederek, çıplak elle palpe ederek değerlendiriyoruz. Nabız var mı yok mu? Kuvvetli mi zayıf mı? Buna bakıyoruz. Eğer bunu bir şekilde hissedemiyorsak el dofileriyle de bunu değerlendirebiliriz. Onun dışında çok kliniklerde çok yoğun kullanılmıyor ama yine de bilmekte fayda var. Ayak bileği kol indeksi dediğimiz ankle brachial indeksi kullanıyoruz. Burada da yine tibialis posterior basıncının brachial arter basıncına bölünmesiyle hesaplanıyor. Normal değerinde 1'e yakın olmasını istiyoruz. Aksi halde yine dolaşımla ilgili bir problem var diye ileri incelemelere gidebiliriz. Bunun dışında derinin değerlendirilmesi. Şimdi biz gözle veya elle dokunarak bir kere muayenelerimizi çıplak elle ve hastaya ayakları dokunarak yapıyoruz ve deriyi değerlendiriyoruz. Isının kontrolü burada önemli. Çünkü soğuk bir ayak arter dolaşımının yetersizliğini bize gösterir, iskemi varlığını gösterir. Eğer ayak sıcaksa bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Onun için hastanın her iki ayağı yine dizlerine kadar olacak şekilde parmak uçları, ayak ve bacak olacak şekilde ısı tarafından, ısı açısından değerlendirilmesi gerekmekte. Yine renk bize ipucu veriyor. Deri renginin soluk ya da siyanoz olması yine dolaşım yetersizliğinin kızarık olmasıysa yine bir enfeksiyon belirtisi olabilir. O zaman biz bunu notlarımızı alıp normal kızarık, soluk ya da siyanoze diyebiliriz. Hidrasyon çok önemli. Özellikle kişide nöropati gelişmişse ve otonom nöropati gelişmişse terleme bozuklukları, nemlenme bozuklukları meydana gelebiliyor. Onun için hastada cildine bakarak acaba normal mi, kuru mu, terli mi? Yani
Çünkü çok daha kuru olan cildin yaralanma riski, hasara uğrama riski daha yüksek olacağı için hidrasyonu yine değerlendirebiliriz. Burada örnekler vereceğim. Mesela bakın bu ayakta otonom nöropatiye bağlı aşırı kuruluk, özellikle topukta çatlaklar var. Baş parmaktaki yanık koruyucu ağrı duyusunun olmadığını bize gösteriyor. Bu ayak tamamen amputasyona kadar gidebilecek bir riske sahip. Tabii ki ödem kontrolü yapıyoruz. Çünkü dolaşıma baktığımız için atrofi ya da ödem açısından ayağı değerlendiriyoruz. Atrofi özellikle kaslarda motor harabiyetinin olduğunu yine nöropatiye bağlı gösteriyor bize. Ödem de dolaşım sorunu ya da enfeksiyonun belirtisi olabilir. Onun için ödem açısından da görüyoruz. Tırnaklar yaraların en çok oluşma sebeplerinden birisi olabiliyor. Özellikle tırnaklarda kalınlaşma, içe batma, uzunluk ya da hastanın yanlış tırnak kesim şekli veya manikür pedikürle ilgili sıkıntılarıyla ilgili şeyler olabilir. Onun için tırnak batması travma ile bir yara oluşumuna neden olabilir. Onun için tırnakları güzelce kontrol ediyoruz. Parmak araları özellikle eğer yeteri kadar temiz tutulmuyorsa, hijyene önem verilmiyorsa, parmak araları nemli kalıyorsa bir masere fungus ya da enfeksiyon olabilir. Bu açıdan yine değerlendirip bununla ilgili eğitimlerimizi yapmamız gerekmekte. Nasırlar özellikle yanlış ayakkabılar sonucu oluşuyor biliyoruz. Çünkü yanlış ayakkabı giydiği zaman cilt kendini korumaya alıyor. Bu bölgede bir sertlik meydana geliyor. Dolayısıyla bu nasırlarda ileride yine yara açısından çok ciddi risk. Onun için motor nöropatiye bağlı değişmiş basınç alanları, travma ve uygunsuz ayakkabı buna neden olabilir. Ayakta herhangi bir nasır var mı? Bu nasıl temizleyebiliriz ve nasıl koruyabiliriz ayağı? O açıdan bakıyoruz. Bakın burada yine sol ayak 5. metatars başı lateralinde oluşmuş bir nasır var. Nasır erken eğer debre edilmezse çok ciddi bir yara, arkasından da bir amputasyonla veya işte uzun süre bir uğraşıyla karşımıza gelebilir. Yine ayakkabılar ve çoraplar önemli. Çoraplar özellikle hani ayakkabılar uygun mu, çoraplar uygun mu? Özellikle çoraplarda ayağı çok sıkmayan pamuk, yünlü ya da koton çorapları tercih etmek gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarını engellemek ve terlemeyi de sağlayabilmek için naylon ya da sentetik çorapları çok fazla tercih etmemek gerekiyor ve çok sıkı dolaşıma engelleyecek çoraplardan yine hastaların kaçınması konusunda eğitimlerimizi yapmamız gerekiyor. Ayakkabı uygun mu diye yine hastalarımızla konuştuğumuzda diyoruz ki ayağınızı bir kalıbın üstüne çizin, onu kesin ve ayakkabı tabanınıza yerleştirin. İkisi arasında büzüşme, değişme yoksa, uygunluk varsa o zaman giydiğiniz ayakkabı sizin için doğru ayakkabı diyoruz. Ama ayakta herhangi bir yara, özel bir deformite varsa özel tabanlık gerekebilir. Zaten bu toplantıda sıklıkla konuşuluyor bunlar. Veya özel ayakkabılar gerekebilir. Bu konuda da mutlaka hastayı uyarmak lazım. Mutlaka ayağı yükten kurtarmak gerekir. Yani bunları mutlaka söylememiz gerekiyor. Kasa bakmamız gerekiyor dedik, motor nöropatiye bağlı. Ayakta kaslarla ilgili herhangi bir sorun var mı? Bunu da mutlaka değerlendirerek kayıtlarımıza almamız gerekli. Deformiteler önemli. Özellikle çekiç, pençe, parmak. Bunlar çünkü özellikle yara oluşumu ve amputasyona kadar gidecek sorunlar ortaya çıkartabiliyorlar. Burada bakın mesela bu örnekte hastanın motor nöropatisine bağlı oluşan bir pençe ayağı, çekiç, parmak deformiteleri var. Ve daha öncesinden de ampute edilmiş bir nöropatik ayak var. Biz diyoruz ki böyle bir ayak 1-2 yıl içinde tekrar bir yara oluşumu açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Onun için bunu mutlaka ne yapmamız lazım? Korumamız gerekiyor. Yine hallux valgus özellikle ileri yaşlarda ve yanlış ayakkabıyla vesaire çok gördüğümüz deformitelerden mutlaka bunun da uygun ayakkabıyla korunması ve uygun girişimlerin yapılması lazım. Yine ekinüs dediğimiz ayaktaki şekil bozukluğu diyabetik ayak açısından risk oluşturabilir. Düşük ayak yine ayaklar parmaklar yerden kaldıramadığı için sürtünmeyle bir risk oluşturabilir. Ve tabii ki ayakta yara oluşmuşsa ve bir amputasyon oluşmuşsa bizim bu ayağı tekrar yine ne yapmamız lazım? Korumamız gerekiyor. Tekrar ülserleri önlemek için. Burada baktığımızda bakın bu ayak, sunduğum vakaların hepsi de Selçuk Hoca'nın gerçek vakalar bunlar. İstanbul Fakültesi'ne gelmiş ve
kontrol edilmiş vakalar. Bakın bu hastada parmak tabanında nasır var. Motor nöropatiye bağlı bir çekiç parmağı var. Otonom nöropatiye bağlı bir kuruluğu var. Ama daha onun da ötesinde hasta duysal bir nöropati olduğu için ayağını yakmış ama bunun farkında değil. Dolayısıyla bu şekliyle bize gelmiş. Bunun hepsini ne yapmamız lazım? Kontrol altına almamız gerekiyor amputasyonu önlemek için. Burada yine parmak uçlarını kalorifere dayayan bir hasta, bakın ayağı yanmış ve yanık olarak nöropatisi var tabii ki bize gelmiş. Burada mesela abdest alan bir hasta ayağını çok kaynar suyla abdest almış. Kaynar suyu hissedemediği için bakın parmaklar gangren, nabız alınamıyor. Ve bir de özellikle namaz kılan hastalarımızda biz bunu eğitim olarak da söyleyebiliriz. Bizim yaptığımız bir çalışmada da çıktı. Ayağın üst kısmında dış malleolün önündeki büyük nasır aslında namaz kılarken oluşuyor. Belki otururken hastalarımız tabii ki kılsınlar ama bu konuda da onlara ne yapmalıyız? Mutlaka bilgi vermeliyiz. Şarko ayağı zaten tamamen multidisipliner bir konsey tarafından ve ciddi bir şekilde takip edilmesi ve korunması gereken bir ayak. Bu konuda mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Burada mutlaka ayağı yükten kaldırmak ve iyi bir şekilde devam etmek gerekiyor tedaviye. Çok kısa süremi de fazla aşmadan o zaman biz bu eğitimlerle hastaya ne vereceğiz? Herkes bir kere önce hastanın da davranışlarını toparlamamız lazım. Günlük ayak bakımlarını her gün düzgün bir şekilde yapmaları, ayağı kontrol etmeleri, ayakta herhangi bir problem var mı? Eğer göremiyorlarsa ayna, yoksa kimse ya da yakınlarından yardım alarak ayağa bakmaları, her gün ılık suyla düzenli bir şekilde tahriş etmeyen sabunla temizlemeleri, sonra iyice kurulamaları, parmak araları da dahil çünkü mantar enfeksiyonunu engellemek için, nasırları ve sertlikleri banyodan sonra ponzo taşıyla çok da yormadan inceltmeleri, sonra ayağı kremleme, çünkü motor nöropati var demiştik, kremleyip ama parmak arasında krem sürmemeleri konusunda, tırnakları düz bir şekilde kesip gerekiyorsa yardım almaları, bakın mantar mesela çok ciddi destek olmak gerekiyor bu hastaya. Uygun ayakkabıları giymeleri konusunda yine bilgi vermeliyiz. Deformitelerde yine uygun ayakkabı önermeliyiz. Asla çıplak yürümemeleri konusunda yine bilgi vermeliyiz. Ve özel ayakkabılar gerekiyorsa da bunları vermeliyiz. Yine ayağı çok sıcak şeylerden uzak tutmalı. Son olarak hocam ben şey söylemek istiyorum. Diyabet Hemşehri Derneği olarak bizim geliştirdiğimiz ve yine kliniklerde arkadaşlarımızın aktif olarak kullandığı formumuz var. Bu anlattığım şeylerin içinde olduğu. Mutlaka hastaları düzgün bir şekilde bunlarla korumalı, düzenli izlemeli, koruyucu önlemler ve eğitimlerimizi yapmalı, multidisipliner olarak yaklaşmalı. Erken tanı, sürekli izlen ve ülserlerin kaydıyla inşallah sağlıklı ayaklara kavuşmalıyız diyorum ve bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Seda Hocam. Evet, bize böyle bir yol çizdiniz. Diyabetik ayak yaralarına giden süreçte gerçekten çok fazla deformiteler ve çok fazla sıkıntılar var. Biz bunu önleyemedik ve yaralarla karşılaştık. Kliniklerde en çok sorulan sorulardan biri aslında biz daha çok önlemeye yönelik, zaten bir patoloji var. Onları nasıl korumaya yönelik konuşurken arkadaşların tabii ki daha çok derdi işte böyle bir yara olursa biz nasıl bakım yapalım? Tabii ki hemşirenin önemli bir görevi. Konumuz da yara bakımı. Dolayısıyla şimdi Emine Hoca buraya nasıl katkı sunacak? Yani benzer şekilde bu yaralar geldi. Yaraları biz hangi gruplarla nasıl destek olacağız ve nasıl bir bakım yapacağız? Buyurun Emine Hocam size. Ses. Evet. Öncelikle teşekkür ederim hocam. Düzenleme kuruluna davetleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Ben tabii yara açıldıktan sonra işin daha da zorlu bir kısmında böyle sunumumu da bu esnada açmak istiyorum. Evet. Evet, sanıyorum sıkıntı yok. Evet, düzenleme kuruluna tekrar teşekkür etmek istiyorum davetleri için. Ben de bu aşamadan sonra, yara açıldıktan sonraki süreçleri biraz paylaşmak istiyorum. En azından diyabetik ayak yaralarında
ne tür uygulamalar yapıyoruz, ne durumdayız, alternatifler nelerdir, yapabileceklerimiz nelerdir? Aslında bunun üzerinde durmak istiyorum. Tabii zorlu bir süreç gerçekten. Çünkü çok zaman alan, emek verilen, hatta sonrasında olumsuz sonuçlarla da karşılaşabileceğimiz durumlar. Pardon, ekranımda. Evet. Evet, şimdi diyabetik ayak yaraları, tabii diyabetli hastaların hastanede uzun süre yatışlarında en önemli etkenlerden bir tanesi. Ve alt diyabetli hastalara bakıldığında alt ekstremite amputasyon riski olmayanlara göre neredeyse %15-40 kat daha fazla olduğu görülmekte. Diyabetik hastalarda ayağı ilgilendiren 3 farklı ana sorun var aslında. Biz onu 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ayağın akut yaygın infeksiyonları. Diğeri diyabetik ayak ülser, yani kronik yaranın oluşması ve daha da sıkıntılı durumlar, Charcot nöroatrofinin ortaya çıkması. Ve oluşum nedenlerine göre baktığımızda da diyabetik ayak ülserlerini biz iskemik, nöropatik ya da nöroiskemik ülserler olarak da görebiliyoruz. Herhangi bir diyabetli hastanın yaşam boyunca ayak ülser gelişme riski neredeyse %12 ile 25 arasında değişiyor. Bu yüzden aslında diyabetik ayak ülserleri önemli. Neden önemli? Çünkü hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Tedavi maliyetleri ciddi düzeyde yüksek ve sonucunda alt ekstremite amputasyonlarına neden olabilir. Hatta mortalitenin artışına bile neden olmakta. Bazı istatistikleri vermek istiyorum diyabetik ayak ülseri gelişimiyle ilişkili olarak. Non-travmatik ayak amputasyonlarının %50-70'i neredeyse diyabetli hastalara yapılmakta. Yine majör amputasyon yapılan hastaların da %85'inin ayağında daha önceden yine bir ülser bulunduğu bildirilmiş. Yine ilk amputasyondan sonraki 3-5 yıl içinde de yani %50'den fazla hastanın diğer bacağı içinde bir amputasyon durumunun söz konusu olduğu görülmekte. Yine ayağında yeni ülser saptanan diyabetlilerde de ölüm riskinin yaklaşık 2,5 kat arttığı gözlemlenmiş durumda. Gerçekten bu istatistikler aslında çok yüksek oranlar. Tabii bizim tedavide hedeflerimiz neler? Tedavide hedefimiz tabii ki Selda Hocam da anlattığı gibi öncelikle olması gereken koruyucu sağlık hizmetleriyle yara gelişiminin önlenmesi, hasta ve yakınlarının eğitimi. Tabii bu yeterli olmadığı noktalarda da ayak yaraları bazen kaçınılmaz olabiliyor. O yüzden yara gelişen hastalarda da bizim hedefimiz aslında ülserlerin iyileşmesi, hastanın mobilize olması ve yaşam kalitesinin arttırılması ve mümkün olduğu kadar da ülsere bağlı amputasyonların da aslında azaltılması olarak söyleyebiliriz. Tabii hep söylüyoruz bunu. Diyabetli hastanın aslında diyabetli hastaya yaklaşım hep multidisipliner olmalı diye söylüyoruz. Ayağın değerlendirilmesinde de öyle ama yara ortaya çıktıktan sonra bu ekip oldukça önemli. Diyabetik Ayak Çalışma Grubu, Avrupa Diyabetik Ayak Çalışma Grubu ve yine TEMD'in de ortak hazırladığı kılavuzlarda özellikle birinci, ikinci ve üçüncü basamağa yönelik uzmanlık alanları aslında bir yapılandırma bulunuyor. Burada tabii pratisyen hekim ve diyabet hemşiresi, birinci basamakta diyabet hemşiresi bulmak hiç kolay değil. Şu an biz ikinci basamakta bile diyabet hemşireye ulaşabilmekte zorlanıyoruz. Sayılarımız o kadar da fazla değil. Ama her aşamada mutlaka bir diyabet hemşiresinin olması, tabii mümkünse podologların da bu işin içerisinde olması öneriliyor. Basamak düzeyi arttıkça, yani ikinci ve üçüncü basamakta düzey arttıkça işin içine farklı disiplinler de giriyor. Endokrinolog, genel cerrahi uzmanı, ortopedist, kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları gibi ya da klinik mikrobiyoloji gibi alanlarda giriyor. Yani herkes kendi uzmanlık alanına göre de hastayı değerlendirerek ortak bir kararla aslında multiple bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu önlemede gerçekten ve yaranın yönetiminde de oldukça etkili. Biz klinikte şunu görebiliyoruz. Hasta soruna çözüm bulmak adına birçok hastaneye dolaşıyor ama etkili bir şekilde bir yaklaşım olmadığında, bir ekip yaklaşımı olmadığında aslında hasta çok ciddi anlamda zaman kaybediyor. Bu anlamda önemli. Tabii yüksek risk hastaları, Selda Hocam az önce söyledi ama genel olarak baktığımızda gene diyabetin süresi uzun olan işte tip 2 diyabetlilerde, nöropatinin derecesine göre ya da bir vasküler hastalığı varsa, iyileşmeyen yarası varsa, ayağında herhangi bir deformasyon gelişmişse tabii bu hastalar diyabetik ayak ülserleri açısından oldukça riskli. Yine birçok faktör var. Yine gözü görmeyen, KB, kronik böbrek yetersizliği olan, yaşlı, sigara kullanan, kötü kan şekeri kontrolü. Bunların hepsi tabii birçok risk faktörü ama özellikle eğitim eksiklikleri burada daha da önemli bir yer teşkil ediyor. Biz hastayı klinik değerlendirirken öncelikle bir genel bir hikaye almak gerekiyor ve bir fiziksel değerlendirme yapmak önemli. Ayağın nörolojik ve vasküler değerlendirmesi oldukça önemli. Çünkü vasküler değerlendirme yara iyileşmesinde bizim için oldukça önemli. Yani bölgesel kan akımının yeterliliği yara iyileşmesini etkiliyor.
Yine bu lezyonların süresi önemli. Ülserin özelliğinin değerler, iskemik mi, nöropatik bir ülser mi? Yaranın süresi, genişliği, derinliği, kokusu, osteomyelitisin varlığı ve hastanın aldığı tedavilerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii sonrasında bir sınıflama yapmak gerekiyor. Çünkü yaranın tedavinin standartizasyonunu aslında sağlamak açısından bir sınıflama yapılması gerekiyor. Tabii yaygın birçok şey, birçok ölçek var, birçok sınıflama ölçeği var. Tabii en yaygın kullanılanı Wagner değerlendirmesi ama Wagner'ın da sınırlı olduğu noktalar var. O nedenle daha çok Avrupa Diyabetik Çalışma Grubu, yine TEMD'in ve özellikle Klimi'nin 2015'teki uzlaşı raporunda özellikle tercih edilenler aslında BEDİ sınıflaması. Ben birkaç Wagner'a göre örnek buraya almak istedim. Bakın Evre Grade 5'te bir iskemik bir ayak, ayağın neredeyse tamamının amputasyona kadar götürebileceği düzeyde bir yarayı burada görebiliyoruz. Evet, yine Avrupa Diyabetik Ayak Derneği'nin hafif, orta ve ağır şeklinde de bir gruplandırması var. Bunlar aslında bizim yaranın değerlendirilmesinde ve takibinde yol almamızı sağlayan ölçekler. Daha çok genellikle klinikler farklı ölçekleri tercih edebiliyorlar ama özellikle bizim uzlaşı raporumuzda ve Avrupa Diyabetik Ayak Çalışma Grubu'nun önerdiği PEDI sınıflaması. Burada çünkü lezyonun perfüzyonu, yaygınlığı, derinliği, işin içine infeksiyon ve işte duyu kaybı açısından değerlendirdiği için PEDI sınıflaması en çok tercih edilen ve önerilen aslında yara değerlendirme sınıflaması. Yine Sinbad skoru da son zamanlarda yine yaygın kullanılan grup sınıflama sistemlerinden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Peki ne yapacağız yarayla karşılaştığımızda? İlk değerlendirmemiz ne olacak? İlk müdahalemiz. Öncelikle diyabetik ayak infeksiyonu ilk görüldüğünde yaranın temizlenmesi, nekrotik ve gangrenli materyallerin debritmanı, yabancı cisim varsa bu yabancı cismin çıkarılması, yine yaranın kemikle temasının araştırılması gerekiyor. Bu aşamada bir derin doku kültürü almak önemli ama kültürü alırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle yüzeysel sürüntü kolonizasyonu yansıttığı için önerilmiyor. Mutlaka derin doku kültürünün alınması tercih ediliyor. Yine yara değerlendirilirken ilk adımlardan bir tanesi de yaranın derinliğinin değerlendirilmesi. Çünkü o sönmeyene kadar gidebilen çok ciddi derin yaralar olabilir. Bazen üstünde kalusun olması alttaki yarayı bizim yaranın derinliğini görmemize engel olabiliyor. Bu açıdan mutlaka yara derinliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yara bakımında yine günlük ya da daha sık yara temizliği ve sargıların değiştirilmesi yara bakımının aslında temelini oluşturuyor. Yine yara bakımı risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla başlıyor ve yaranın bulunduğu ayağın kesinlikle yük bindirilmemesi gerekiyor. Ödemin önlenebilmesi için de mutlaka ayağın elevasyona alınması gerekiyor. Yine hastaların kan şekeri mutlaka regüle edilmeli. Çünkü hasta diyabetik ayak yarasıyla bizim servisimize yatıyor ama eğer kan şekeri regülasyonu yeterli değilse hastanın yara iyileşmesinde ciddi anlamda sıkıntılar olabiliyor. Yine ünserlerin lokal tedavideki yara iyileşme süreçlerine özellikle bizim tedavi prensiplerine bağlı kalmamız gerekiyor. Mesela yaranın kurutulması önemli. Özellikle povidoniyot gibi, alkol gibi yani potansiyel toksik preparatların kullanımından da kaçınılması gerekiyor. Biz topikalleri özellikle serum fizyolojik ya da işte, bölgesel antibakteriyel merhemlerin kullanımıyla sınırlandırmamız gerekiyor. Tabii farklı solüsyonlar var. Antiseptik solüsyonlar çıktı son dönemlerde. Bu solüsyonlar öneriliyor ama hastanelerde genellikle bu maddelerin, bu ilaçların dağılması teminiyle alakalı, SGK'da karşılığıyla alakalı sıkıntılar olduğu için herhalde bizim en ucuz, en faydalı, her zaman elimizde altında bulunan tedavide kullandığımız pansuman malzememiz herhalde serum fizyolojik olarak söyleyebiliriz. Debritman önemli yara iyileşmesinde. Çünkü diyabetik ülserlerin tedavisinde neredeyse ilk önemli aşamalardan bir tanesi. Burada sekonder iyileşmeyi sağlamak için granülasyon dokusunun oluşmasını sağlayacak seviyeye kadar enfekte ve nekrotik dokuların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Tabii burada debritman esnasında biz sadece nekrotik dokuları temizlemiyoruz. Aynı zamanda yaranın derinliğini de değerlendirmiş oluyoruz. Mesela bir kemik tutunumu var mı? Ya da direne olmuş eksonun alınmasında aslında bize debritman oldukça yardımcı oluyor. Tabii debritmanın yapılan ülserlerin de düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaralar çok hızlı bir şekilde infekte olup hayatı tehdit eden sistemik bir hastalık haline dönüşebilir. Bu açıdan debritman sonrasında da aslında takibimiz önemli. Yine negatif basınçlı yara bakım ürünlerinin kullanımı da şu anda klinikte çok daha sık kullanılıyor aslında geçmişle kıyaslandığında. Bu da cerrahi debritman sonrasında kullanılabilir.
Negatif basınçlı yara bakımında yarada granülasyon dokusunun gelişimi ve işte kontraksiyonu uyarması açısından aynı zamanda doku perfüzyonunu arttırdığı için de offloading uygulamasında da destek sağlayabiliyor bize negatif basınçlı yara uygulamaları. Bu noktada yine osteomiyelit önemli. Çünkü osteomiyelit kronik yaranın önemli bir sorunu aslında bakarsanız. Özellikle kronik yarada fistül varsa muhtemelen kemiğe kadar uzanan bir osteomiyelit durumu söz konusudur. Osteomiyelit söz konusu olduğunda da açıkçası yaranın iyileşmesi çok zor oluyor. O yüzden de kemik rezeksiyonu gerekebiliyor osteomiyelitin varlığında. Yine kullanılan alternatif farklı tedavi yöntemlerinden bir tanesi de magol, yani larva tedavisi. Burada yaradaki nekrotik dokuların uzaklaştırılması için aslında larva kullanımının yararlı olduğunu bildiren bazı çalışmalar var. Ki bazı kliniklerde bu tedavi sınırlı da olsa kullanılmaya çalışılıyor. Yine büyüme faktörleri de son dönemde yara tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii burada bu büyüme faktörlerinin özellikle rekombinant platelet derived growth faktör ve granulosit makrofaj koloni stimulation faktörü. Bu faktörler aslında yaranın iyileşmesine ilişkin olumlu veriler sunuyor. Ancak bu her iki ürün de ülkemizde şu anda bulunmamakta. Ülkemizde özellikle lezyonun içine uygulanabilen bu epidermal büyüme faktörleri, bunlar ülkemizde bulunmakta ama maliyeti oldukça yüksek seyrediyor. O yüzden herkesin alabileceği ve kullanabileceği ürünler değil. Yine yara iyileşmesini hızlandırmak için kullanılan trombositten zengin plazma, kök hücre ve allograft gibi bazı hani pahalı yöntemler var. Bunlar da gene pratikte aslında çok kısıtlı sayıda vakaya uygulanabilecek yöntemler olduğu için her yerde göremeyebiliyoruz. Yani bir de şunu söyleyebiliriz, bu yöntemlerin yaygın kullanım için de hala yeterli kanıt düzeyi oluşmuş durumda değil. O yüzden daha fazla aslında çalışmaya ihtiyaç var. Revaskülarizasyon, yani damarla ilgili herhangi bir girişimin yapılması açısından da damar girişimleri aslında her hastaya uygulanabilecek uygulamalar değil. Çünkü bazen bu tarz girişimler hastayı daha da riskli durumlara sokabiliyor. O nedenle bu hastalara eğer bir revaskülarizasyon işlemi yapılacaksa mutlaka interdisipliner kurullar tarafından karar alınması ve buna göre karar verilmesi oldukça önemli. Basının kaldırılması belki de yara iyileşme sürecinde ilk yapılması gereken noktalardan bir tanesi offloading uygulamaları. Çünkü yaranın üzerine baskı uygulandığında basın nedeni oluşan stres, bu basınca bağlı olarak yara yerinde sürekli bir hasar meydana gelebilir. O yüzden yaranın üzerindeki yükün kaldırılması bizim için önemli. Tabii basının kaldırılmasında da hastayı istirahatini alabiliriz. İşte koltuk değneği kullanılması, total kontak alçılar, Scott case gibi içi hava yastıklı özel bot ya da özel ortopedik cihazların kullanılması yine yaranın üzerindeki basıncı kaldırmada ve yara iyileşme sürecinde oldukça önemli. Bunun dışında bazı yardımcı tedavi yöntemleri de var. Bu yöntemleri de biz özellikle cerrahi debritman sonrasında uygulanan enzimatik debritman, yine kolajenaz, yani bunlar günümüzde sık kullanılan yöntemler. Yine tabii ki bunlar da ücretli olan, pahalı olan yöntemler. Yine diyabetik ayak ülserlerinde kullanılabilen eğer uygun hastalarda kullanılabilir hiperbarik oksijen tedavisi, hastaya ve yaranın gereksinime uygun olan modern yara bakım malzemelerinin kullanılması da gene yara bakımında ülserlerin kapanmasını hızlandırmada etkili yöntemler olabilir. Burada tabii diğer bir noktada şu, verilen istatistiklerde de gördük aslında yara açıldıktan sonra iyileşme sürecinden daha sonra hastanın tekrar yeni bir yarayla karşılaşma ihtimali yüksek. Genellikle bu oran oldukça yüksek. O yüzden nüksten korumak adına da hastanın eğitimi önemli. Hastayı mutlaka sık aralarla kontrole çağırmak gerekiyor. Ayak üstlerinin tekrarlayıcı olduğu mutlaka anlatılması gerekiyor ve her belki de muayenede hastanın çorapları çıkarılarak hastanın ayağının değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ya bir kere yara açılmışsa tekrar açılma ihtimali yüksek. Yara bakım ürünleri, tabii ben bu sunumda yara bakım ürünlerine girmeyeceğim. Çünkü birçok ürün var piyasada kullanılan. Tabii bu ürünler ücretli olduğu için hastaya maliyeti oldukça yüksek olan ürünler. O nedenle de tabii hastaların imkanları doğrultusunda yaraya ve hastanın durumuna uygun bu yara bakım ürünleri tercih edilebilir. Ama ben biraz bu sunumumda açıkçası kamu hastanelerinde bizlerin yaygın olarak kullandığı serum fizyolojik ıslak pansumandan kısaca bahsedeceğim sunumumun sonunda. Ama iyi bir pansuman malzemesinin de özellikle bakteri ve yabancı maddelerden yarayı koruması gereken, eksudayı iyi absorbe edebilen, ısı ve sıvı kaybını önleyen, yaraya yapışmayan, nemli ortam sağlayan, toksik ve alerjen olmayan,
hava geçişine izin veren ve estetik olan malzemeleri kullanmayı tabii ki tercih ediyoruz, öneriyoruz. En iyi pansuman özellikler aslında bunlar. Bunu sağlamada dediğimiz gibi özel ürünler olabilir ama hastane ortamında, işte kamu hastanelerinde özellikle kullanabileceğimiz, hepimizin elimizin altında bulunan serum fizyolojik ile yapılan ıslak pansumanlar kullanılabilir. Serum fizyolojik ile yapılan pansumanlar güvenilir olmasının yanı sıra yara yüzeyini nemli tutması açısından, yüzeydeki bakteri sayısını azaltması, ülser yüzeyini nemli etmesi açısından önemli. Yaş kuru pansumanları biz özellikle yeni oluşan epiteli kaldırdığı için özellikle kuru pansumanları kullanmayı önermiyoruz. Yüzeyel ülserlerde daha çok yapışkan olmayan kuru, steril, ince pansumanları kullanabiliriz. Bunlar drenaja izin verdikleri için aslında yeni epitel oluşumunu koruyacaklardır. Ben bir klinikte çektiğimiz bir serum fizyolojikli bir pansuman örneğini paylaşmak istiyorum. Burada aslında çok temiz bir yara, yani enfekte olmayan bir yarayı görüyorsunuz ayağın üstünde, sol ayakta. Güzel bir yara bizim için. Böyle yaraları gördüğümüzde mutlu oluyoruz aslında, enfekte akıntı olmadığında ya da işte nekroz olmadığında. Buraya bir pansuman uygulaması yapacağız ama burada dikkat ederseniz hastanın 4. ve 5. parmağı ampute olmuş ve kemik başları da alınmış. Ama orada böyle çukur tarzında bir yapılanma olduğunu görüyorsunuz. Biz pansuman malzemesini, ıslak pansumanı alıp sadece yaranın üzerine kapatırsak, sanki bir örtü kapatıyor gibi, içeride eksuda birikimine bağlı mikroorganizma üremesi olabilir. O nedenle mutlaka yara yüzeyindeki her noktaya yapacağımız pansumanı dokundurmamız gerekiyor. Yani açık kalan boşluklu alanlarda biriken eksudalar orada bakteri üremesine neden olabilir ve enfeksiyonun da daha da ilerlemesine neden olabilir. Bu süreçte de hastanın ayağının iyileşmesini zorlaştırabilir. Malzemelerimiz çok basit. Bir steril eldiven, steril gazlı bez ve sargı ve serum fizyolojiye ihtiyacımız var. Burada özellikle biz ıslak pansumandan kastettiğimiz şey şu. Gazlı bezi iyice serum fizyolojikle ıslatıyoruz ve elimizin içerisinde şöyle bir sıkmak gerekiyor ki sular damlamayacak şekilde, yani nemli kalacak şekilde ıslatıyoruz ve ayağın her köşesinde temizleyerek, her derin dokulara kadar hepsini temizleyerek bir önce silme işlemi yapıyoruz. Silme işlemi bittikten sonra da elimizdeki nemli gazlı bezimizi her alana tam bir şekilde gelecek şekilde yaranın üzerine yedirmemiz gerekiyor. İyice kapatmamız gerekiyor. Çünkü genellikle biz 2x1 pansumanları tercih ediyoruz. Yani çok akıntılı, çok ciddi bir akıntısı yoksa aslında 2x1 genellikle yeterli olabiliyor. Burada da bir sonraki pansuman değişimine kadar ortaya çıkan eksudanın işte emilmesinde, yara yüzeyinin daha nemli kalmasından, kurumaması açısından da bu pansuman önemli. Bakın her yeri kapattık. Kapattıktan sonra da nemli bezimize kuru bir bezle sargıyla sarmak gerekiyor. Fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu sargının çok sıkı olmaması gerekiyor. Çünkü sıkı olduğunda da dolaşıma bozabileceğimiz için kanlanmayı bozacağız ve durumu daha da kötüye götürebiliriz. Bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Yine pansumanların dışında yara bakımında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir nokta da yara kenarlarında oluşan keratik kenarların alınması. Mesela bu hastada görüyorsunuz nöropatik ülser gelişmiş. Orta kısımda ülseri görüyorsunuz, yanlarda kallus tabakasını görüyorsunuz. Biz bu hastaya ne kadar pansuman yaparsak yapalım yara iyileşmesi, yani yara uçlarının kapanmayacaktır. Çünkü kalluslar, o keratik kenarlar hiçbir zaman birleşmeyecektir ve sert kalacaktır. O yüzden aslında burada epitel dokusunun oluşması açısından bu kalın kallusların temizlenmesi, sonrasında pansumanla yara iyileşme sürecine gidilmesi gerekiyor. Bakın birinci ve ikinci resimde hastanın, özellikle birinci resimde ilk geldiği halini görebilirsiniz. Üzerinde kalın bir sert tabaka kaplansında. Fakat üzerindeki o kallusu temizlediğimizde resim 2'de göreceğiniz gibi temizlediğimizde yaranın asıl görüntüsünün ortaya çıktığını görüyoruz. Yani alt tabakada. Eğer biz resim 1'deki gibi bir hastaya, yani 1'deki haliyle sürekli pansuman yaparsak aslında alttaki dokuda enfeksiyonun gelişmesini ve daha da ileriye doğru ilerlemesine neden oluruz. Bunu da fark etmediğimiz için belki osteomiyelitten sonra hastanın belki de birinci parmak amputasyona gitmeye kadar neden olabiliriz. O yüzden pansumanda özellikle keratik kenarlar, kallus, kalın tabakalar temizlenecek, debridmanı yapılacak. Resim 3'te görüyorsunuz daha da ciddi bir temizlik yapıldıktan sonra debridmandan 3 gün sonraki yaranın durumunu görebilirsiniz. O yüzden debridman önemli. Kalın dokuların oradan uzaklaştırılması, yara uçlarının birbirine kavuşması açısından önemli. Ben sunumumu birkaç vakayla bitirmek istiyorum. Klinikte takip ettiğimiz birkaç vaka örneğiyle sonlandırmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 59 yaşında kadın hasta ve 18 yıldır diyabeti var. 400 doz insülin tedavisi kullanılıyor.
Hastanın motor ve duyu nöropatisi var. Hemoglobin A1c'si 9.5 oldukça yüksek ve hastanın ayakkabısının uygunsuz olduğunu görebiliyor. Yani uygunsuz bir ayakkabı kullanımı vardı. Biz bu hastaya ne yaptık? Öncesinde hastanın yarasının üzerindeki debritman, yani kalluslar temizlendi. Debritman yapıldı ve o sert kısımlar debritman sonrası görebiliyorsunuz. Temizlendi ve yaranın olduğu, küçük ülserin olduğu kısmı görebiliyoruz birinci parmakta. Debridman önceki ve sonraki halini gördüğünüzde sonraki hali tabii ki daha temiz. Özellikle bu kalluslar ayağın altında ciddi bir basın noktasına neden oluyor ve ülserin biraz daha genişlemesine ve kanamanın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yine ikinci vakamızda 61 yaşında erkek hasta. 9 yıldır bilinen diyabeti var ve hemoglobin A1c'si 11.8. Yine diyalize giren bir hasta. Oldukça yüksek riskleri olan bir hasta aslında. 2 yıl önce sol ayak ve ayak bileğinde deformite, yani şarko ayağı ve yarayla hastaneye yatmış. 1 ay önce de sağ ayak birinci parmak distalinde nekroz görülmüş, enfeksiyon pozitifmiş. Birinci parmak distal kısmı dış merkezde debride edilmiş. Debridman zemininde görecek olursanız burada bir enfeksiyon gelişmiş, akıntı vardı, nekroz vardı ve halk kliniğimize bu şikayetlerle yatırıldı. Hasta geldikten sonraki bir hafta sonra serum fizyolojik çarpı bir pansumanla devam ettik. Tabii bu süreçte kan şekeri takipleri ve regülasyonu da klinik değerlendirmede yapıldı. Yara kenarlarının debritmanı yapıldı ve debritman sonrasında ilk haline göre bir hafta sonraki hali daha iyi bir görüntü vardı. Yalnız kemik başının orada kalması orada enfeksiyon açısından da bir risk faktörü oluşturuyordu. O nedenle hastaya cerrahi bir müdahale yapılarak kemik başı alındı. Yaranın iki hafta sonraki halini buradan görebilirsiniz. Son olarak da yara kenarları kapatılarak hasta da taburcu edildi. Ama bu hastanın toplam yatış süresi yaklaşık 2 aydı. Bizdeki sadece bize geldikten sonraki süreci aslına bakarsanız 2 aylık bir süreç geçti. Diğer bir vakamız da 56 yaşında kadın hasta. Hasta aslında 1 yıl önce diyabet tanısı almış. 3 ay boyunca oral antidiabetik kullanmış. Ama kullanıp bırakmış tedavisini. 7 ay önce de sağ ayakta yarası ve akıntısı olmuş ve ikinci ve üçüncü parmak ampute edilmiş. İleri tetkik amacıyla da hasta kliniğe yatırıldı. Hemoglobin A1c'si 11'di ve hastada ciddi anlamda bir ayak bakım eksikliği vardı. Aynı zamanda sol ayakta da çatlakların olduğunu, çatlakları vardı. Gördüğünüz üzere yani çok gerçekten çok kötü bir yara. Yani hem enfekte hem yaranın pozisyonu itibariyle zor bir yerde. Biz bu hastada periferik nabızları alınabiliyordu. Yani damarsal problemi yoktu. 7x1 kan şekeri takibi yaptık. Klinikte de oral antidiabetikleri kesildi ve hasta 4'lü doz insülin tedavisine başlandı hastaya. Doku kültürü alındı. Enfeksiyon konsültasyonu istendi ve hastaya parenteral antibiyotik tedavisi uygulandı. Serum fizyolojikte 2x1 pansuman yapıldı hastaya ve yara kenarındaki keratotik alanlar debride edildi. Ayak elevasyonu alındı. Bu gerçekten bu hastayı hatırlıyorum. İlk geldiği ilk resmi gördüğünüz ilk resimle bu resme bile kıyasladığınızda aslında çok ciddi fark var. Ciddi iyi bir bakımla aslında bu hastanın ayağı çok güzel bir hale aldı. Yaradaki o enfeksiyon geçti ve hastanın 2 hafta sonraki halini görebiliyorsunuz. İlk geldiği haliyle son hali arasında çok ciddi anlamda fark vardı. Hastaya sonrasında graft yapıldı plastik cerrahide. En son hali taburculuk öncesi en son hali buydu. Ayak ölçüleri alındı. Özel ayakkabı hazırlatıldı. Ve taburcu edildi hasta bu haliyle. Ve bizdeki yatış süresi yaklaşık 2 aydı. Yani 2 aylık bir süre boyunca hasta geldiğinde bu hale gelene kadar böyle bir süre geçti. Ki ben 6 ay yatan hastalarımızı hatırlıyorum. Yani süreç gerçekten oldukça uzun. Son vakamla da bitirmek istiyorum. Bu hastamız da 71 yaşında kadın hasta ve 30 yıldır diyabeti var. 4'lü doz insülin tedavisi alıyor. Hemoglobin A1c'si 7.7. Periferik nabızları alınamayan bir hastaydı. Parmak ucundan başlayan iskemisi var. Yine dış merkezde birinci parmak distali ampute edilerek kliniğimize gelmişti. 1 aylık tedavi uygulandı hastaya. Ancak tedaviye rağmen tabii periferik nabızları, yani kanlanmada çok ciddi bir problem olduğu için ayakların 1 aylık tedaviye rağmen hastanın diz altı majör amputasyonunun yapılması gerekti. Toplam bu hastanın da yatış süresi 2 aydı. Tabii her hastayı her zaman kurtaramayabiliyoruz. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç aslında yara bakım süreci. Sonuç olarak da amputasyonda biz bu hastamızı evine göndermek zorunda kaldık. Tabii gönül istiyor ki bütün hastalarımız iyileşsin. Ama
bazen sonuçlar böyle olmayabiliyor. Bu anlamda tabii baktığımızda her zaman hep en başta Selda Hocam da söylediği gibi öncelikle koruyucu önlemlerle yaranın ortaya çıkmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Yara ortaya çıktıktan sonra da erken müdahaleyle, iyi bir bakımla, ekip yaklaşımıyla aslında yaraya müdahale etmek gerekiyor. Diğer türlü tek başımıza mücadele edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Selda Hoca ve Emine Hoca'ya. Bir 6-7 dakikamız var. Süremizi çok iyi kullandık. Sorularınız varsa alabiliriz. Ya da öneri, katkınız olursa memnun oluruz. Ben şimdi bu chatte soru göremiyorum ama yani mikrofonunu açıp soru sormak isteyen arkadaşlarım olabilir. Sanıyorum çok hızlı ve çok kapsamlı anlattılar. Evet. Evet, gerçekten çok ciddi emek var. Yani çok ciddi bir durum bu. Aylar sürebilir hastane yatışları burada. Tabii ki her zaman önlem çok önemli ama ne yazık ki önlemler etkili olmazsa başarılı olunamıyor. Ve böyle aylarca yataklara ve ciddi amputasyonlarla sonuçlanan yaralarla karşılaşabiliyoruz. Sanıyorum başka... Evet... Başka bir soru ya da katkı önerisi yok. Teşekkür ediyorum ben. Hem eğitimci arkadaşlar hem de siz dinleyenlere, organizasyon komitesine de teşekkür ediyorum. Böyle bir oturumlarından dolayı ve bu oturumu kapatmış oluyoruz. Panel başkanımız Profesör Doktor Sayın Nermin Olgun hocamıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. We would like to thank our speakers for their presentation. Bir sonraki oturumumuza geçelim isterseniz. Kristal'in ürün tanıtımı için firma yetkilisi, uzman doktor sayın Emre Öztoprak'ı davet ediyorum. I would like to invite company representative Dr. Emre Öztoprak for the introduce of Kristal'in product. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, herkese merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Şu an geliyor Emre Hocam. Tamamdır. Öncelikle düzenleme komitesine ve değerli katılımcılara bize zaman ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Sunumu şöyle paylaşmak istiyorum. Sunumda gözüküyor değil mi Dürdan Hanım? Herhangi bir sıkıntı evet, yok. Evet hocam, şu an ekranda. Tamam. Adettendir önce kendimi tanıtayım. İsmim Emre Öztoprak. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Konya Meram Tıp Fakültesi'nde de farmakoloji doktorası yaptım. Şu an hali hazırda NYP İlaç'ta medikal direktör olarak çalışmaktayım. Bugün ben size Kristal'in adlı yeni nesil bir antiseptik olan ürünümüzün kullanım endikasyonları, kullanım şekilleri ve bunlarla ilgili literatürlerden bahsedeceğim. İzninizle sunumumuza geçmek istiyorum. Biz Kristal'in anlatırken hep şöyle bir ibare kullanıyoruz. Kristal'in doku dostu, dual etkili, yeni nesil bir antiseptik ve dezenfektandır diye anlatıyoruz. Yeni nesil deme sebebimiz de şu. Kristal'in etken maddesi olan hipokloroz asit tamamıyla fizyolojik bir madde. Baktığımız zaman hepimiz de bildiği üzere nötrofillerin fagositoz sırasında sentezlediği bir madde. Etken madde fizyolojik olduğu için ve ürün peşimiz nötr olduğundan dolayı bütün mukozalara uygulayabileceğiniz yeni nesil bir antiseptik. Hepimiz yıllardır sağlık profesyonel olarak birçok antiseptik kullandık. Ama ben şöyle özetleyebilirim Kristal'in, yani neden yeni nesil diyoruz. Genel cerrah peritonu, septik peritonitte peritonu yıkayabiliyor. Ya da bir ürolog mesane irigasyonunda Kristal'ini kullanabiliyor. Bir ortopedist rahatlıkla enfekte protez ameliyatlarında protezi yıkayabiliyor. Ya da bir göz hocamız blefarit ve konjektivit gibi durumlarda göze dahi uygulanabiliyor. Bu nedenle de biz Kristal'ini yeni nesil antiseptik olarak tanımlamaktayız. Hipokloroz asit bildiğiniz üzere nötrofiller fagositoz sırasında sentezlediği bir madde. Biz ne yapıyoruz? Bunu in vitro ortamda reaktörde elektroliz yöntemiyle sentezliyoruz ve siz sağlık profesyonellerinin hizmetine sunmaktayız. Kristal'in içerisinde herhangi bir şekilde alkol bulunmuyor, iyot bulunmuyor, antibiyotik, steroid ya da herhangi bir bitkisel yağ bulunmuyor. pH'i 7.1, nötr pH'e sahip, cilt ve vücut pH'iyle
uyumlu bir pH'i var. Ve bakıldığı zaman etken madde fizyolojik olduğundan dolayı hiçbir toksik etkisi yok. Ürün pH'i nötr olduğu için de herhangi bir şekilde yakıcı ve eritan bir özelliği bulunmamakta. Yine en önemli özelliklerinden biri, özellikle yara bakım konusunda ilgilenen kişilerle ilgili, ürün herhangi bir şekilde kalıntı bırakmıyor ve yıkama gerektirmiyor. Ürün kullanıldıktan yaklaşık 1-2 dakika sonra suya dönüşüyor. Ürünü kristalini bir Sağlık Bakanlığı'na ruhsatlarken sunmamız gereken akredite laboratuvarlardan dermatolojik iritasyon testlerimiz bulunuyor. Burada gördüğünüz üzere kristalin tarih indeksi sonucu 0 ve herhangi bir şekilde iritan bir özelliği olmadığı bildiriliyor. Yine etken maddemiz olan hipoklorit asit FDA tarafından onaylı bir ürün. Baktığınız zaman FDA'nin de GRAS kategorisinde, yani en güvenilir kategorilerinden biridir. 0. yaştan itibaren kullanılabiliyor ve yine hamile ve emziren annelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Hatta en güvenilir kategori demiştim. Meyve sebze yıkanmasında, gıda ve yiyeceklerin yıkanmasında dahi FDA onaylamış durumdadır hipokloroz asidi. İşte bu slaytta hem fizyolojik şartlarda hem de bizim in vitro ortamlarda hipokloroz asit sentez şemamızı görüyorsunuz. Şu sol tarafta gördüğünüz nötrofillerin fagositoz sırasında hipokloroz asit sentez şeması. Fagolizozomunu herhangi bir patojeni aldıktan sonra hidrojen peroksidi hücre içi klorla miyeloperoksitaz enzimiyle katalizliyor ve ortaya çıkan madde hipokloroz asit. Bu hipokloroz asit de bu patojenin eradike edilmesinde, öldürülmesinde kullanılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de in vitro ortamda, laboratuvar ortamında reaktörde sodyum klorür ve suyu elektroliz yöntemiyle reaksiyona sokuyoruz. Elde ettiğimiz madde yine hipokloroz asit. Buradaki bizim en önemli avantajımız vücut pH ile uyumlu, nötr pH'de ürettiğimiz için bütün mukozalara rahatlıkla uygulanabiliyor kristalin. Kristalinin etkinliklerine, özelliklerine baktığımız zaman ve etki mekanizmasına baktığımız zaman 3 temel özelliği var. Bunlardan ilki çok geniş bir antimikrobiyal etkinliğe sahiptir. Yine bizim akredite laboratuvarlardan aldığımız ve Sağlık Bakanlığı onaylattığımız etkinlik çalışmalarına baktığımız zaman kristalinin hem antibakteriyel, hem antiviral, hem antifungal, hem de dünyada ilk kristalinin kendisiyle yapılmış bir çalışmadır. Bir antiseptiğin antiparasiter etkinliği kanıtlanmıştır. Acanthamoeba ve Trichomonas vaginalis gibi parazitlere karşı antiparasiter etkinliği de bulunmakta. Burada özellikle şunu göstereceğim. Hepimizin yoğun bakımlarda çok sık karşılaştığımız metisilin dirençli Staphylococcus'tan tutun da vancomisin dirençli enterokoklara kadar, hatta çoklu multiple drug resistance dediğimiz çoklu ilaca dirençli bakterilere karşı da etkin olduğunu görüyorsunuz. Burada gram negatif, pozitif, aerob, anaerob ya da sporlu sporsuz fark etmeksizin bütün bakterilere karşı antibakteriyel etkisi bulunmak. Yine virüsler içerisinde adenovirüslerden tutun da hepatit, influenza, parainfluenza, malum şu an pandemi, SARS-CoV-2, koronavirüse karşı da antiviral etkinliği var. Yine mantarlar içerisinde Candida albicans'tan tutun da Aspergillus, Trichophyton, Epidermophyton gibi birçok fungus ailesine karşı da antifungal etkinliği bulunuyor. Dolayısıyla çok geniş spektrumlu bir antimikrobiyal etkinliğe sahiptir kristalin. Ve etki hızı başlangıcı açısından da piyasadaki en hızlı antiseptik diyebiliriz. 12 saniye içerisinde ortama aseptik hale getirip 1 dakika içerisinde suya dönüşüyor. Bu antiviral etkinliği, antiparasiter etkinliği, antifungal etkinliği için de 12 saniyedir. 12 saniyede ortamı aseptik hale getirmekte. Burada floresan mikroskopisiyle gördüğünüz Pseudomonas. Pseudomonas vesiyerine kristalin uygulandıktan sonra 12 saniye içerisinde ortamda herhangi bir yeşil floresan veren bakteri olmadığını gözlemlemekteyiz. Yara bakımıyla alakalı bildiğimiz üzere hepimizin en önemli sıkıntılardan biri biyofilm ve biyofilm altı etkinliği olmaması. Kullanılan antiseptiklerin ya da kullanılan birçok topikal ya da sistemik antibiyotiğin. Bildiğiniz üzere kronik yaraların yaklaşık %70'inde maalesef biyofilm oluşuyor. Hem buraya enfeksiyona sebep olmakta bu biyofilm oluşumu hem de yaranın kronikleşmesine neden olmakta. Burada yine kristalinin kendisiyle yapılan çalışma görüyorsunuz. Staphylococcus, Pseudomonas ve Candida albicans'ın hem biyofilm tabakasını eradike ettiğini kristalin hem de biyofilm altında dormant hale geçen bu bakteri ve mantarları eradike ettiğini görebiliyoruz. Biyofilm ve biyofilm altı etkinliği olduğundan dolayı özellikle kronik yaralarda kullanımda çok büyük bir avantaj sağlamakta. Üçüncü belki de en önemli özelliği kristalinin yara iyileştirmesini hızlandırıcı etkinliği. Yani klasik antiseptiklerden önemli farkı budur. Bildiğiniz üzere yara iyileşmesinde etkin iki temel hücre grubu var. Bunlardan ilki fibroblastlar, diğeri de keratinositler.
Burada pomidoniyodinle yapılan karşılaştırmalı bir çalışmamız var. Stalin de yapmış bu çalışmanın kendisi de. Burada gördüğünüz üzere pomidoniyodinin bırakın yara yüzeyini sağlıklı dokuda bile dejenerasyon yaptığını gözlemliyoruz. Kristalinin ise 8. saatte başlayan fibroblast migrasyonunu, göçünü görmekteyiz. 24. saatte ise yara yüzeyinin hemen hemen tamamına yakınını kapatabildiğini görüyoruz. Bunu kristalin hem fibroblastlar üzerine yapıyor hem de keratinositler üzerine yapıyor. Fibroblast ve keratinosit aktivasyonu yaptığından dolayı da yara iyileşme sürecini hızlandırmakta. Buradaki en büyük avantajımız da şu oluyor. İlla enfekte bir yara olmasına gerek yok. Non-enfekte durumlarda da kristalini güvenle kullanabiliyoruz. Şu an hali hazırda yeni doğan göbek bakımından itibaren illa enfekte olmasına gerek yok bahsettiğim üzere. Non-enfekte durumlarda da kristalin tercih edilebilmekte. Malum bu pandemi sırasında çok sık duyduğumuz bir kurum var. CDC, Center of Disease Control diye geçiyor. Hastalık Kontrol Merkezi. 4 yılda bir kılavuzlar yayınlamakta. İdeal bir antiseptik ve dezenfektanda bulunması gereken özellikleri sıralamışlar. Baktığımız zaman kristalin bu CDC kılavuzlarına geçen bütün özelliklere haiz olduğunu görmekteyiz. İşte geniş spektrumlu, çevre koşullarından etkilenmiyor, toksik değil, kalıntı bırakmıyor. Çevreye zararsız, dokuya zararsız, ekonomik, yüze uyumlu gibi bütün özelliklere sahip. Burada en önemli özelliklerinden biri kristalinin hem antiseptik hem de dezenfektan oluşu. Maalesef bu kavram karmaşası çok günümüzde maalesef görebiliyoruz. Bildiğiniz üzere antiseptikler canlı dokuya uygulanan maddeler. Dezenfektanlar ise objeler, nesneler, cansız yüzeyler üzerine uygulanabilen maddelerdir. Kristalin bu bağlamda hem antiseptik hem de dezenfektan olarak kullanılabilmekte. Kullanım alanlarına baktığımız zaman kristalinin rahatlıkla açık yaralara uygulayabiliyorsunuz. Açık yaraların temizlenmesi, irigasyonun nemlendirilmesi ve debridmanında kullanılabiliyor. Malum bu kongrenin ana konusu olan tüm yara gruplarında, özellikle kronik yaralardan, işte bası yaralarında, diyabetik ayakta, venöz ülserlerde gönül rahatlığıyla uygulanabiliyor. Yine bakıldığında ağza, buruna, göze uygulanabiliyor demiştim. Tüm mukozlara uygulanabildiğini söylemiştim. Tonsilit, faranjit gibi durumlarda aftlarda, sinüzitte rahatlıkla uygulanabiliyor. Birinci ve ikinci derece yanıkta EFT'nin ayladığı indikasyonlarda gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Yine vajinal akıntılarda intim temizliğinde, genital bölge temizliğinde kullanımı var. Yine blefarit, konjektivit gibi durumlarda kullanımı bulunmakta. Bakıldığı zaman birçok cerrahi operasyonda da işte septik peritonitlerde, perfora apandisitlerde, mediastinit gibi durumlarda ya da enfekte protez ameliyatlarında protez yıkamada intraoperatif olarak da tercih edilebiliyor kristalin. Kristalin Sağlık Bakanlığı ruhsatlı demiştim. 2012 yılından beri Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahibiz. Hipokloroz asidi Türkiye'de ilk ruhsatlayan firmayız. Şu an hali hazırda 5 tane formumuz bulunmakta. Bunlardan ilki 50 ml'lik ağız boğaz diseti spreyi formumuz var. İkincisi 100 ml'lik gargara formlarımız var. Ve yarada kullanılan özellikle 100 milim, 200 mililitre ve 400 mililitrelik sprey başlıklı formlarımız bulunmakta. Yine mutlaka hepimizi ilgilendiren bir konu, yıkamalı vak tedavisinde, negatif basınçlı yara tedavisinde instilasyon sıvısı olarak kullanılabilen 500 ml'lik serum torba formumuz da yer almakta. Ürün gamımız içerisinde. Hipokloroz asit 94 yılında FDA tarafından onaylanmıştı. 95 yılında Avrupa CE onay belgesine sahiptir. 2012 yılında ise Sağlık Bakanlığı'ndan ilk defa kristalin markasıyla ruhsatlandırılmıştır. Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hipokloroz asit, hipokloroz asit değildir. Burada en önemli nokta ürün pH'i, ürün stabilitesi ve etken madde konsantrasyonunu standartize edebilmek ve stabil hale getirebilmek. Kristalin de bu bağlamda ülkemizde üretilen, burada tamamıyla yerli bir firmayız. Merkezimiz İzmir'dedir, genel merkezimiz. Fabrikamız İstanbul'dadır. Ülkemizde üretilen nötral pH'ta stabil tek hipokloroz asittir kristalin. Literatürlere baktığımız zaman hipokloroz asitle ilgili çok sayıda literatür var. Ben buraya birkaç tane koymak istedim. Burada ilk indikasyonlardan biri venöz ülserlerde kullanımı ile ilgili. Bu çalışma 897 hastanın 1249 diyabet venöz ülser yarasında yapılmış bir çalışma. Ve dikkat edersek iyileşme zamanını hızlandırdığı ve komorbidite ve sekel oranını azalttığı bildirilmekte bu çalışmada. Yine başka bir venöz ülser çalışmasında en önemli özelliklerinden biri yara iyileşmesini hızlandırdığı, arttırdığı ve ağrı kesici, hızlı ağrı kesici bir özelliği olduğu bildiriliyor. Yine çalışmalarda kristalinin direkt ve indirekt anti-inflamatuar etkilerinden de bahsediliyor. Bu bağlanmada ağrı kesici özelliği de burada avantaj sağlamakta.
Yine başka bir venöz bacak yaraları ile ilgili yapılmış çalışmada Pseudomonas'la enfekte ve biyofilm oluşmuş venöz ülser yaralarında hem biyofilmden koruduğu hem de bakteristal etkisi olduğundan dolayı etkin olduğu bildirilmiş. Diyabetik ayak endikasyonu ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman burada povidoriodin ile yapılan bir karşılaştırmalı çalışma söz konusu. Hipokloroz asidin povidoriodin ile karşılaştırıldığında hem antibiyotik kullanım süresini hem reenfeksiyon oranını hem de amputasyon oranını yarı yarıya azalttığı bildiriliyor. Diyabetik ayak pansumanlarında kullanıldığında. Hatta 2015 yılında da Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu'nun tedavi kılavuzunda diyabetik ayak yara bakımı için ideal bir ajan olarak tanımlanmıştır. Ve bu çalışmada atıf yapılan, bu kılavuzda atıf yapılan çalışma kristalinin kendisiyle yapılan çalışmadır. Yine iyileşmeyen kronik diyabetik ayak yaralarında instilasyon vak tedavisinde instilasyon sıvısı olarak yıkamalı vakta yine hipokloroz asit önerilmektedir. Yine nekrotizan fasit tedavisinde kullanımıyla alakalı çok sayıda çalışma var. Özellikle nekrotizan fasitte abdominal duvarın gözüktüğü ve bağırsağın dışarıda olduğu bu tür yaralarda cerrahi debridmanla birlikte rahatlıkla bir kristalinin hipokloroz asitin kullanılabileceği bildirilmektedir. Yine median sternotomi yaralarında tedavide povidoniodinle karşılaştırıldığında yara irigasyon ajanı olarak kullanıldığında etkin ve güvenilir olduğu bildirilmiş başka bir çalışmamız bulunmakta. Yine aynı şekilde kronik yaralarda SF'le karşılaştırıldığında bakteriyel yükün azaltılmasında etkin olduğu hipokloroz tedavisinin etkin olduğunu bildiren çalışmada söz konusu. 0. yaştan itibaren kullanılabilir demiştim. Burada yeni doğan yoğun bakımlardaki kafada ve kalçadaki bas yaralarını görüyorsunuz. Rahatlıkla 0. yaştan itibaren bu çocuklardaki kompleks yaraları tedavisinde hipokloroz asit kullanılabilmekte. Onun dışında kubil emboli sonrası cilt nekrozu gelişen hastalarda hipokloroz asit tedavisiyle ilgili çalışma var. Bu çalışma da kristalinle yapılmıştır. Karaman'da yapılan bir çalışma. Buradaki en büyük avantaj şu, bu çalışmada mental retardasyonu olan ve işitme problemi olan çocuğa uygulanma var. Yakıcı irritan özelliği olmadığını söylememiştim. Özellikle bu tür hastalarda ağrı ve acı vermemesi, iritasyon yapmaması çocuklar için özellikle kullanım kolaylığı açısından büyük avantaj sağlıyor. Yine yara tedavisinde kullanımıyla alakalı çok sayıda çalışma var. Özellikle biyofilmle seyreden yaralarda antibiyotiğe gerek kalmaksızın yeni bir tedavi ajanı olarak kullanılabileceğiyle ilgili çok sayıda çalışma yer almak. Yine burada yara yatağının hazırlanmasında değişik etiyolojiden kaynaklanan iyileşmesi zor yara tedavisinde yara yatağının hazırlanmasında kullanılabileceği ile ilgili çalışma bulunmakta. Enfekte yara tedavisinde de yanık tedavisinde de kullanılabileceği ile ilgili ve burada da biyofilm ortadan kaldırması, inflamasyonu azaltmasının büyük bir avantaj olduğu bildirilmekte hipokloroz asit tedavinin. Hamilelerde de kullanılabilir, emzirme döneminde de kullanılabilir demiştim. Burada sezeryan sonrası yara tedavisinde kullanımı ile ilgili çalışma bulunmakta, etkin ve güvenilir olduğu ile alakalı. Hatta intrauterin dahi uygulanabildiği ve intrauterin enfeksiyonlardan korunmada kullanılabileceği ile ilgili çalışma bulunuyor. Yine yoğun bakımlarda yatan hastalarımızda özellikle en büyük sıkıntılardan biri kronik sistit. Bu da Çanakkale'de kristalinle yapılmış bir çalışmadır. Kronik sistit olan hastalarda dirençli miroides, birçok ilaca dirençli miroides enfeksiyonu olan hastalarda mesane irigasyonu yapıldı hipokloroz asitle. Kateterle ilişkili üren sistem enfeksiyon tedavisinde uygulamasının kolay, yan etkisiz ve etkin bir tedavi seçeneği olacağı bildirildi. Aynı şekilde intrakaviter lezyonlarda da lavaj solüsyonu olarak, yıkama solüsyonu olarak kullanılabileceği ile ilgili pek çok çalışma var. Renal apselerde hipokloroz asitin kullanımı ile alakalı çalışma görüyorsunuz burada. Artı sinüzit tedavisinde nazal irigasyon solüsyonu olarak kullanılabileceği, ister bakteriyel, ister fungal, ister viral sinüzit olsun, rahatlıkla nazal mukozaya da uygulanabileceği ile ilgili çalışma var. Ağız içindeki
aftır, diğer yaralardır, ülserasyonlardır, diş ve diş eti hastalıklarında kullanılabileceği, inflamasyonu azaltıp yara iyileşmesini hızlandırdığı ile ilgili çok sayıda makale var. Göze dahi uygulanabileceğini söylemiştik. Gözde herhangi bir iritasyon yapmadığı, deride herhangi bir sensitizasyon, duyarlaşma yapmadığı ve hiçbir sistemik toksik etkisinin olmadığı ile ilgili çalışmalar bulunuyor. Burada baktığımız zaman bakteriyel ve viral konjektivite ve blefarit tedavisinde hatta keratopatoloji kronik naklinde dahi uygulanabileceği ile ilgili çalışma bulunmakta. Yine özellikle stoma bakımı için önemli olan ya da intraoperatif durumlarda ameliyat sırasında kullanımı ile ilgili pek çok yayın var. Burada perforoperitonitte kullanımını görüyorsunuz. Burada perforoapandisitte tonel lavaş solüsyonu olarak kullanıldığında hiçbir yan etkiye sebep olmadığı ve etkin olduğu ile ilgili çalışmayı görmekteyiz. Yine kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişmiş mediastinitlerde kullanımı, sternotomi yaralarında yine mediastinit durumlarında kullanımı ile ilgili çalışmalar yer almakta. 2018 yılında yara antiseptikleri ile ilgili konsensüs raporu güncellendi. Burada piyasada çok sayıda kullanılan oktanedin, poliheksanit, povidoniyodin gibi antiseptiklerle hipokloroz asit karşılaştırıldı. Burada özellikle antimikrobiyal etkinliği, yara iyileştirici etkinliği bahsettiğim üzerine olduğu bildirilmekte. Şurası çok önemli. Septik peritonit, santral sinir sistemi dokusu, kartilaj dokuya uygulanabilirliğin tek olduğu antiseptik grubu hipokloroz asit grubu. Diğer gruplara baktığınız zaman kontraindike olduğunu gözleyebiliyoruz. Kristalin sadece bir antiseptik değil demiştim. Aynı zamanda bir dezenfektan olduğunu söylemiştim. Yani cansız nesneler, objeler üzerine de uygulanabildiğini söylemiştim. Burada diyaliz başlıklarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda kullanımını ile ilgili çalışma var. Yine hemodiyaliz ekipmanlarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili çalışma bulunmakta. Hatta endoskop başlıklarının dezenfeksiyonunda da kullanılabileceği bildirilmekte. 2015 yılında WUNS dergisinde hipokloroz asit guideline yayınlandı, kılavuzu yayınlandı. Bu bizim için bir gurur kaynağı, Türkiye için de bir gurur kaynağı. 10 tane firma hipokloroz asit kılavuzuna girebildi. Burada gördüğünüz MPS Biostal İstanbul Turkey diye gördüğünüz kristalindir. Diğerleri Kanada, Japonya, işte İngiltere gibi firmaların ürünleri, İngiltere'den firmaların ürünleri. Türkiye'den ise sadece biz girebildik. Şurada MPS Biostal İstanbul Turkey'yi görüyorsunuz. Bu da bizim Sağlık Bakanlığı ruhsatımız. Gördüğünüz üzere hem antiseptik hem de dezenfektan olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı onaylı indikasyonlarımıza baktığımız zaman el cilt hijyeninden tutun da ağız boşluğu, boğaz, diş eti temizleme gargara solüsyonu, perine bölgesi, ameliyat öncesi sonrası pansuman, yara temizlenmesi, nemlendirilmesi, hatta hijyenik ve cerrahi el yıkama ovalama dezenfektan olarak dahi ruhsatlandırılmış durumdadır. FDA'nin hipokloroz asit ile ilgili onayladığı indikasyonlara baktığımız zaman ise diyabetik ayak yaralarından tutun da venöz bacak yaralarına, bası yaralarına, cerrahi sonrası yaralar, birinci iki derece yanıklar, graft donör bölgelerinin yine aseptik hale getirilmesi gibi indikasyonlar FDA'nin onayladığı indikasyonlar olarak gözlemlenmiştir. Son 200 slide'ım. Burada piyasada kullanılan birçok farklı antiseptiklerle hipokloroz asitin karşılaştırıldığı bir tablo görüyorsunuz. İşte iyotları, povidoniyodin, oktanidin, kloreksidin, alkol, birçok farklı antiseptik söz konusu. Burada antimikrobiyal etkinlik karşılaştırılmış. Baktığımız zaman hemen hemen hepsi gram pozitif etkinlik söz konusu. Hepsi 3 pozitif. Ama iş gram negatife geldiği zaman tek pozitif yeniliyor ama hipokloroz asit hala 3 pozitif devam ediyor. Mikrobakteriyoma etkinlik negatifken 3 pozitif devam etmekte. Antifungal etkinlik soru işareti yine hipokloroz asitte 3 pozitif. Antiviral etkinlik artı eksi 3 pozitif hipokloroz asitte devam ediyor. Sporlar etkinlik hemen hemen hiçbirinde yokken hipokloroz asitte devam ediyor. Yine yara iyileştirme ve histotoksite ile ilgili karşılaştırılan başka bir tabloda ise yara iyileştirmesi ile ilgili çoğunun negatif soru işareti olduğunu gözlemlerken hipokloroz asitin yara iyileşmesini arttırdığı ve hiçbir histotoksik etkisi olmadığı bildirilmekte. Bu slaytta gördüğünüz sunumda kullandığım referansların listesi. Burada yanında tik olarak gördükleriniz kristalinin kendisiyle yapılmış çalışmalardır. İsteyen arzaya ne olursa bunlar da sizinle rahatlıkla paylaşılabilir.
Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım zamanımı aşmamışımdır. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Uzman Doktor Sayın Emre Öztoprak, sunumu için teşekkür ederiz. I would like to thank dear Dr. Emre Öztoprak for his presentation. Bir sonraki oturumumuz 14.50'de başlayacak. 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Görüşmek dileğiyle değerli katılımcılar.
Değerli katılımcılarımız, 10 dakika aramız sona ermiştir. Diyabetik ayak yaraları yönetimi ve yeni yaklaşım başlıklı sunumu için Beyrut Arap Üniversitesi John Hopkins Klinik Tıp Merkezi'nden Doktor Sayın Mahmut Harb'ı davet ediyorum. 10 minute break is over. I would like to invite dear Dr. Mahmut Harb from Johns Hopkins Medical Center, Arab University of Beirut, for his presentation titled Diabetic Food Wants Management and New Approach. Yes, good afternoon. This patient, this 76-year-old gentleman, he has been receiving treatment for the past 6 months at a different facility. An infectious disease doctor, along with a vascular surgeon, were taking care of his ulcer. He received multiple antibiotics and underwent multiple local debridements. So upon presentation, this was the initial presentation. So he had a diabetic foot ulcer at the lateral aspect of the first toe, associated with cellulitis and a central area of necrosis. This was his initial presentation. So the initial workup included definitely a swab culture, which showed the presence of Pseudomonas. An MRI of the foot showed localized osteomyelitis at the site of the ulcer. The arterial Doppler showed absent flow below the popliteal artery, and his serology showed chronic anemia as well as leukocytosis. So we scheduled the patient. First of all, he received anti-pseudomonal antibiotic, and we did a consultation for the vascular surgery team. He received definitely blood transfusion. He was borderline anemic. And then he underwent a femoropopliteal bypass venous graft. In the same setting, after they finished the femoropopliteal bypass graft, and we made sure he had good blood supply towards the toe, I performed a debridement of the ulcer with curetting of the bone underlying, the one with osteomyelitis. And I sent both bone culture and pathology for the bone to see if there are signs of chronic osteomyelitis or not. So following the debridement, this was the initial picture on the spot following the debridement. As you can see, the bone was still there. However, I tried as much as I can to do some curetting of the bone, and it had good vascular supply following the bypass. 3 days later, after we made sure that the cellulitis subsided and the foot was doing and the toe was doing better, no more signs of cellulitis. So I applied the Integra, which is a dermal regeneration template, to cover the bone, because usually bones and tendons, usually we cannot cover them primarily. So we used the Integra dermal regeneration template. And within 2 weeks, we had a new granulation, a nice, beautiful granulation area above the bone. This patient, like many, many, many other diabetic patients, usually these patients, they fail to continue because of financial reasons or because of compliance issues. They usually do not continue the whole protocol. So this patient refused to undergo any kind of skin graft. We continued conservative treatment. This is at 2 weeks. This is the picture at 20 weeks. And this is the last picture after 36 weeks. He was discharged from the hospital within 10 days from the initial procedure. And the nurse, the wound care nurse, visited him twice daily. He did dressings at home and made sure everything was going well. And this is the final picture after 36 weeks with a completely healed ulcer and asymptomatic toe. So this was the first case. What I am usually trying to do with these patients, because most of them, they do present with osteomyelitis below the diabetic foot ulcers.
We are going for debridement, and while on antibiotics, we are grafting, we are using the Integra. And so far, we have really good results with and shorter duration of time with somehow cost effectiveness. The second patient, he's a 71-year-old gentleman. He has diabetes type 2 with an HbA1c of 9.5 and dyslipidemia. He presented with a 2-month history of diabetic foot ulcer. Again, as most of the patients, he tried many antibiotics, but did not go or visit any surgeon before presentation. So this was his initial presentation. Again, we did the swab culture and antibiotics were started accordingly. MRI was done, showed again localized osteomyelitis. Arterial Doppler showed a normal arterial flow with a good ankle brachial index. And he was referred to our colleague in the endocrinology department for a tight glycemic control. No debridement was done before his blood sugar levels were really tightly controlled and antibiotics were initiated. Two weeks after initiating the antibiotics and achieving a tight glycemic control, we did our first debridement. At 4 weeks, upon cleaning, you can see there is a small part of the exposed head of the metatarsal, which is obviously at the site of the osteomyelitis. So I performed under local anesthesia, just curetting, and we removed the head of the metatarsal. And then we did some sutures to approximate. At 4 weeks, I applied the Integra. I applied the Integra again on top while on antibiotics for the osteomyelitis. And at 6 weeks, the follow-up was okay. It was doing good. Everything was fine. No signs of infection. At 8 weeks, we removed the silicone layer and the toe looked just fine. The ulcer looked fine. These are the pictures that usually the patients send for the follow-up, doing the dressings at home, doing fine, no signs of infection. And the last one, which I received actually this morning, I just added it, is doing well. And all is going well. Now, I think it's a matter of 2 to 4 weeks before he achieves complete healing. So again, what I am trying to share is when managing diabetic foot ulcers, you can do without a skin graft. You can use a dermal substitute. And so far, I can fairly say that it is safe to apply a dermal substitute on top of osteomyelitis while on treatment if all the other conditions are met, then it is a safe option to do. Thank you so much. Doktor Sayın Mahmut Harbatıl, sunumu için teşekkür ediyoruz. We would like to thank their Harp for his presentation. Thank you. Bir konuşmacımızı bekliyoruz Paskal'ı. Hocam kendisi şu an burada. Arzu ederseniz duyuru yapabilirsiniz. Giriş yaptı mı? Tamam, teşekkür ederim. Oksijen ve gecikmiş yara iyileşmesi başlıklı sunumu için Revanda Hiperbarik Merkezi Müdürü Doktor Sayın Paskal Longobardi'yi davet ediyorum. I would like to invite dear Dr. Paskal Longobardi, Director of Ravenna Hyperbaric Center, for his presentation titled Oxygen and Dilated Wound Healing. I'm very honored to be here with you. Good afternoon. Can you hear me?
Yes. Okay. May I have my presentation? Your presentation. Okay. So okay. Can you make your presentation full screen? This is my presentation. Okay. How I can move the slides? Yes. How I can move the slides? Okay, I tell you next one. Okay, and next one. I have no financial interest or relationship to disclose regarding the subject of this presentation. Next one. The process of repairing a wound is based, depends on several variables function, like, for example, the balance of fluids, the appropriate level of pH, it must to be acid, and of the metalloproteases, which depends on the nitric oxide, the temperature, too cold means ischemic, hot could be infection, which means a bioburden inside the wound, and especially the oxidative stress, which means waves of radical species of oxygen and nitrogen necessary to promote the healing process. And in the oxidative stress, the oxygen have a very important role, dose dependent and organ specific. Next one, please. The oxygen, the target of oxygen is the mitochondria. The mitochondria is like a battery, and the oxygen is the positive pole of the battery that attract to take the electrons. Inside this battery, the mitochondria, when the energy load is less than 70 millivolts, the repairing process is stopped. So we need to improve the energy level. But in this, we have the oxygen in two roles. Up to, at present in the air, we have 210 millibar of oxygen. Up to 1,500 millibar, the oxygen works like a substrate. To increase the energy load, the oxidative burst against the microbes infection, to control the inflammation, and to promote the nitric oxide synthesis. This is, it's very important. I would like to point out that when the patient has got two or more comorbidities, a partial pressure oxygen more than 2000 millibar is required to keep the Michaelis constant stable, which means the level of nitric oxide production maintained at the same level like a normal healthy person. When the partial pressure oxygen is more than 1,500 millibar, oxygen is also a messenger. Is used by the body to communicate with other tissue, other cells. And in order to prime the stem cell from the medulla by the hypoxia inducible factor and a lot of growth factor. Next one, please. Um,
The European Wound Management Association in 2016 has published a position document on the use of oxygen in wound care. I was a member of the committee. There are several devices to deliver the oxygen. One is the topical oxygen chamber for extremities. This is good up to 1,200 millibar. So would like for the oxygen like a substrate, not for oxygen like a messenger. And the Food and Drug Administration US advised not to use an ischemic ulcer because the more pressure, more difficulty for the arterial blood flow. Sorry, next one. And this, you can move on to complete the slide. There are several devices. And thank you. And mild HBOT is with the soft hyperbaric chamber and is up to 1,500 millibar. So again, is good for oxygen like substrate, not for as messenger. And the continuous topical oxygen, like Natrox and so on, produce 15 to 20 milliliters of oxygen per hour at of pure oxygen. I like a lot the oxygen enriched air by synthetic hemoglobin. There is a spray with a synthetic hemoglobin that take the oxygen from the environment, from the ambient air, to put in the wound in order to promote the healing process. And the future is the perfluorocarbons enriched in oxygen. It's very important because perfluorocarbons is very small particles. And inside the sites of one red cell, you could have about 50 perfluorocarbons molecules. And this is very good to improve the oxygen transport. And it is delivered together with the biological silk in order to promote the healing process. Next one. Next one. So moving to the hyperbaric oxygen, I mean, more than 1.5 millibar or 1.5 bar. What is important is not how much oxygen do you deliver in the mouth. What is important is how much oxygen there is inside the wound. Higher is the partial pressure oxygen, higher is the partial pressure oxygen in the wound. It's very important to consider that the partial pressure oxygen is the main point. So do you, also in hyperbaric chamber, we have to evaluate the partial pressure inside the mask. And then it's mandatory to have the transcutaneous oxygen evaluation in the wound. Next one. The higher is the partial pressure oxygen, the higher is the removal of the rate of removal of the microbes. You can see the Staphylococcus aureus colonies in HBOT at 2.5 bar, you can remove 70% of the Staphylococcus aureus in the biobarden. Surely together with antibiotics and mechanical debridement. Next one. HBOT at 2.5 bar is also good to remove, to keep calm
the white cell. In order to avoid the migration to through the blood vessel and the inflammation, it has been proved that after 8 hyperbaric oxygen sessions, the beta 2 integrins, which means the tentacles of the white cell, are blocked, removed. So the inflammation is kept calm. Both the effect, the control of your burden inflammation, is the reason why the HBOT is appropriate in the treatment of the progressive necrotizing infection, especially in the presence of 2 or more comorbidities. Next one. HBOT is very important for the mobilization and engraftment of the stem cell in the tissue. You can see on your left side on the bottom, the stem cell in air, in ambient, without lactic acid inside the wound. And moving to the up, you can see with the hyperbaric oxygen and lactic acid inside the wound. So it's very important that you clean the wound and measure the pH of the wound that need to be acid. With the right level of oxygen, you can see the stem cell move inside the wound care, the wounds, and promote the repair, of the wound. On your right side, you can see the endothelium, the vessel, blood vessel, after 7 hours from ischemia and the reperfusion, after the reoxygenation. On the top, you can see the destroyed endothelium in the control group, breathing air. On the bottom, you can see the healthy endothelium in the HBOT hyperbaric oxygen therapy group. So HBOT protects the endothelium from the stress, ischemic stress. Next one. On the clinical point of view, you need to have the clinical suspicion of a reduced perfusion. This suspicion have to be evaluated with the non-invasive methods, and like, for example, the transcutaneous oximetry that must to be more than 50 millimeter of mercury, or the toe brachial index by the laser Doppler fluximetry. In the toe, you need to have at least 20% of the pressure inside the brachial, at the brachial level. In this case, ischemia is unlikely. But in case of doubt, you can perform the oxygen test. The patient's breath oxygen, normal baric oxygen, or hyperbaric oxygen, and the level of oxygen inside the wound have to increase. If this doesn't happen, angiography is mandatory, and so the revascularization. In case of a comorbidity or persistence of reduced perfusion, HBOT is appropriate with an evidence level grade 1B. To reduce the major amputation above the knee. I suggest you to use also cellular and tissue-based products together with HBOT, because them work, the synergy is very good. In case of failure, alternatives or amputation have to be considered. Next one. This is a diabetic foot
with a grade Wi-Fi, wound ischemia and foot infection 4, which means highest level of amputation at 1 year from the evaluation. You can see that at, after 10 sessions of HBOT, we introduced also the peripheral blood mesenchymal cell and the platelet gel. And after 30 HBOT sessions, we saved the amputation. Next one. Next one, please. Regarding economic evaluation, the value for money spent is very good in Turkey and compared to, for example, the US. This is very important because the literature comes from US very often is against HBOT for economical reason. If you consider that the average cost on one session in US is 620 euro, and you need 50 sessions for each patient, and the number needed to treat, so how many patients do we have to treat to save one amputation? In Ravenna, in Italy, is 3. I have to treat 3 patients to save one amputation. But in the literature, the worst data is 7. So I used the 7. And the cost to prevent the amputation in USA is about 100,000 euro, too much. According to the National Health System in UK, United Kingdom, the cost of one amputation is 35,000 euro at 1 year from the amputation. So the cost of HBOT is more than the cost of the amputation, no good. In Turkey, due to the fact that HBOT is very cheap, the same workout as that for the national health system in Turkey, the national health system save 30,000 euro for each amputation. It's very good. Next one. In conclusion, hyperbaric oxygen therapy, it means between 1.5 and 2.5 bar, reduces major amputation with a grade level 1B and promotes the healing of wounds faster and better healing with a grade 2B with a known dose-dependent organ-specific effect. The economic impact of HBOT in Turkey is very favorable, the best in Europe. And the other oxygen device requires more dose response studies, especially in for the patient with two or more comorbidities. So thank you for the invitation. And it was a pleasure to be with you. Doktor Sayın Longobardi, sunumu için teşekkür ederiz. Thanks to dear Dr. Longobardi for his presentation. Dear participants, question about the panel with now will now be answered. Değerli katılımcılar, şimdi panele yönelik sorular cevaplanacaktır. You can spread to the student the presentation. So there is also my email. In case of question, they can send me the question. It will be a pleasure to answer them. It's very important to
to be in touch with the student. Ben bir soru sorabilir miyim? Longobardi is pardon. Okay, bir dakika. Is recovery from oxygen in the diabetic foot same as an arterial ulcer? The diabetic foot lesion are of two types. Most of them are arterial. And so, as I told before, it's very important to use HBOT after the evaluation of the transcutaneous oximetry. If the flow is very low, the angiography and the revascularization. But HBOT together with the revascularization bypass or angioplastic, they work together very well. The other kind of diabetic foot is the neuropathic one. So the neuropathic diabetic foot is very important. The gold standard is the total cast to remove the pressure. However, in case of infection, HBOT is very good to control the infection together with the total cast. So in conclusion, HBOT is good for ischemic and neuropathic diabetic foot ulcer, especially for arterial one. Değerli katılımcılar, soru ve katkı yok ise kapanış ve değerlendirme oturumundan geçiyoruz. Başka sunum vardı sanki Dürdane Hanım. Pardon hocam, diğer kanaldaydım. Buyurun hocam. Başka sunum vardı sanki. Hocam Mahmut Bey sunumunu gerçekleştirdi. Pardon. Gerçekleştirdi. Tamam. O zaman bir 15 dakika ara verelim. Çünkü biz bildirileri değerlendirmek üzere bir vakite ihtiyacımız var. Kapanışı yapmak ve bildirileri değerlendirmek için 15 dakika ara verelim. Okay. 15 minutes break is. Enjoy your break. Ciao. Bye bye. Thank you. Ciao. Thank you, Longobardi. It was a pleasure. I hope to be in Istanbul. I love it, and I work with the university for upper back medicine, and also for diving offshore project. So it will be a pleasure when I will be in Istanbul to contact you. Ciao. Okay. of course, dear Longobardi. Nice to meet you. Thank you for your contribution. Welcome again. Thank you very much. Ciao, ciao. Thank you.
Değerli katılımcılar, sözel bildiri değerlendirmeleri yapılmaktadır şu anda. Saat 16.10 gibi sözel bildiri ödülleri duyurusu gerçekleştirilecektir. Bilginize. Rakamı Doğu Anadolu gözlem evindeyiz. Thank you.
bugün 170 rakamı Doğu Anadolu Gözlem Evi'ndeyiz. Rakamı Doğu Anadolu Gözlem Evi'ndeyiz. Rakamı Doğu Anadolu Gözlem Evi'ndeyiz. Değerli katılımcılarımız, kapanış konuşmasını ve değerlendirmeyi yapmak üzere Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Doçent Doktor Sayın Bilal İpek Çoban hocamızı davet ediyorum. For the closing remarks and final evaluation, I would like to invite Director of Atatürk University Health Research and Application Center Healthcare Service, Distinguished Associate Dr. Gülay İpek Çoban, please, thank you. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, meslektaşlarım ve sevgili katılımcılar, sizleri biraz beklettik. Takdir edersiniz ki formların
değerlendirilmesi. Burada bayağı bir kalabalık çalışmamıza rağmen titiz çalışmaya dikkat ettik. Tekrar kontrolleri yaptık herhangi bir sıkıntı olmaması açısından bildiri değerlendirmelerinde. Kapanışta bir takım bilgiler paylaşmak istiyorum. En sonunda bildiri ödüllerimizden bahsetmek istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Palandöken Uluslararası Yara Bakım Kongresi 11-12 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmiştir. Kongreye Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, Lübnan, Polonya ve İtalya olmak üzere pek çok ülkeden katılımcılar 14 konferans, 3 panel sunmuşlardır. Kongreye katılımcılardan 114 kişi ücretli olarak kayıt yaptırmıştır. Toplam 9 ülkeden 145 kişi katılımcı olarak kongremize katılmıştır. Diğer katılımcılar onursal kurul, düzenleme kurulu ve kongre başkanları, oturum başkanları, davetli konuşmacılar ve panelistlerden oluşan grupla ilgili sayıyı daha sonra iletirim. Bu kesin kayıt yaptıran sayılardı. Kongre süresince 6 sözel bildiri oturumu yapıldı ve 56 tane sözel bildiri yer aldı ve tartışıldı. İki gün boyunca devam eden kongrede sözel olarak birçok başarı ve teşekkür mesajları aldığımızı bildirmek isterim. Kongre online olarak düzenlendiği için bildiri değerlendirme formu dışında herhangi bir değerlendirme formu kullanmadık. Tüm konferans, panel ve yabancı sunumlar eksiksiz şekilde gerçekleştirildi, bir takım teknik aksaklıklar dışında. Kongremiz yara bakım alanında önde gelen araştırmacıları bir araya getiren uluslararası bir platformda bilimsel program, önemli bilim insanlarının öncülüğünde açılış oturumları, alt disiplinlerin sunumları, genç bilim adamları ve lisansüstü öğrencilerin etkileşimi ve paylaşımını içermiştir. Kongrenin geniş kapsamı nedeniyle en önde gelen davetli konuşmacıların yer aldığı belirli araştırma alanlarına özel koordineli paralel sözlü sunumlarıyla katılımcılarına bilimsel güncel bir bilgilendirme fırsatı sunmuş olduğumuzu ümit ediyorum. Hazırlık sürecinin tüm aşamalarında birlikte çalıştığımız kongre düzenleme kurulundaki tüm arkadaşlarıma isimlerini tek tek burada söylemeyi çok isterdim. Vaktinizi almak istemiyorum ama hepsini tanıyorsunuz. Hepsi bizim arkadaşlarımız, hocalarımız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok fedakarca çalıştılar. Bilimsel kurulda yer alan, hakem değerlendirmesi yapan, bildiri oturumlarında oturum başkanlığı ve moderatörlük yapan tüm hocalarıma katkıları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kongreyi düzenlemekte emeği geçen herkese tekrar tekrar gönülden teşekkürlerimi, sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. Kongremizdeki bildirilerden değerlendirme yaparken nasıl bir yol izledik onu belirtmek isterim. Formlarda bazı aynı sorular fark ettik sonradan bir karışıklık nedeniyle o soruları dikkate almayarak iki moderatör belirlediğimiz için her moderatörün ayrı ayrı değerlendirme formlarını tek tek puanlandırıp toplam puan aldık. Dolayısıyla en yüksek puanı alan az sonra reklamlardan sonra falan mı desem diye düşünüyorum. Önce üçüncüyü mü söylemek gerekir? Aslı hocam siz bilirsiniz. Sanki heyecanlanması açısından 3-2-1 diye gitsek daha iyi olur hocam ama yine siz daha iyi bilirsiniz. Aynen 3-2-1 diye gidelim o zaman. Üçüncü bildiri ödülünü alan hocamız, katılımcımız. Basınç yaralanmalarını önlemede alternatif yöntemlerin etkisi bir sistematik eşleşme çalışması ismiyle Öznur Gürle Kısacık. Tebrik ediyorum kendisini. En yüksek ikinci puanı alan bildirimiz hemşirelerin basınç ülseri oluşumunu önlemeye yönelik hemşirelik bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi sunumuyla Ayşe Akçay. Tebrik ediyorum kendisini ve bildiri ödüllerinden birinciliği hak eden arkadaşımız hidrosiferinobornik asitin L929 hücre hattında yara iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması isimli bir deneysel çalışmayla İclal Halıcı. Tebrik ediyorum kendilerini.
Teşekkür ediyorum katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı. Söz almak isteyen hocalarım varsa onların katkılarını alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bu arada bildiri ödüllerini alan arkadaşlarım buradaysa onların duygularını almak isteriz öncelikle. Katılım sağlamışlar mı? Dürdane Hanım bir kontrol edelim. Hocam şu an Ayşe Hanım buradalar. İjden Hanım da buradalar. Harika. Öznur. Evet, bakıyorum Gürlek, hocam şu anda. Öznur Gürlek Kısacık. Salon 1'de Reva hocamların oturumda sunum yapmıştı. Kontrolünüz kolay olsun diye söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, Ayşe Hanım gözükmüyor hocam. Ayşe Hanım buyurun sizi dinleyelim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok beklediğim bir durum değildi. Heyecanlandım şu anda. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok motive oldum. İnşallah bundan sonraki kongrelere de heyecanla katılacağız. Bu çalışmada da bize destek olan tüm ekibimize, başta siz ve Emrah Bey, mesai arkadaşlarım Sümeyra Hanım, Meral Hanım, Kadriye Hanım, Dürdane Hanım ve hepsine çok teşekkür ediyorum ben. Hep birlikte yavaş yavaş ilerliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İcdel Hanım, İcdel Hanım buyurun. Merhabalar hocam, ben de çok şaşkınlık içerisindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok şaşırdım şu an. Zaten bir aksilikle giriş yapmıştık. Tam anlatmak istediğimi de tam net olarak anlatamamıştım aslında. Ama güzel bir çalışma oldu. Gerçekten laboratuvarda çalıştık. Ben de bu arada hücre kültürünü öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Elinize, emeğinize. Burada katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum tekrar. Biz teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sayın Düzenleme Kurulu hocalarım ve moderatör hocalarım da buradalar bazıları. Konuşmak isterler mi? Bir mesaj vermek isterler mi? Gülşen Hocam sizi görüyorum. Buyurun. Gülşen Hocam sesiniz kapalı. Ben iki gün süreyle bilimsel içeriği son derece zengin, birçok farklı ülkeden gerek sunum yapan gerekse yaptıkları uygulamaları, yara bakımında yaptıkları uygulamaları bizimle paylaşan, değerli bilgiler veren, zengin içerikli, geniş yelpazede yara bakımını ele alan bir kongre düzenlendiğini gördüm. Emeği geçen herkese, başta Gülay Hanım'a, düzenleme kuruluna ve emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok disiplinli bir çalışma ile bu iki günkü kongrede güzel oturumlar bize sunuldu. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başka kongrelerde buluşmak üzere diyorum. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Katkılarınız bizim için çok kıymetliydi. Vaktinizi çok değerli, vaktinizi bize ayırdınız ve özveriyle sizler de bize destek oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam bir resim alsak mı dağılmadan? Efendim? Sunucularda. Bir resim mi çekilsek dedim ama. Ben... Olur tabii. Mehtap Hocam siz söz istediniz galiba. Resmi bir arkadaşım çeksin biz konuşurken. Ben çekiyorum o zaman gülümseyin. Bana mı söz verdiniz Gülay Hocam? Buyurun hocam. Bana mı söz verdiniz? Mehtap Hocam önce demişti ama. Tamam özür diliyorum. Estağfurullah. Tamam. Mehtap Hocam buyurun. Teşekkür ederim Gülay Hocam. Ben de bütün düzenleme kurulumuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dolu dolu çok keyifli bir kongreydi. İnşallah katılımcılarımız için de öyle geçmiştir. Hem katılımcılarımıza hem de konuşmalarıyla, sunumlarıyla bize katkı sağlayan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Buyurun Nadi Hocam, sözü size teşekkür bırakayım. Ederim. Buyurun Nadi Hocam. Ben de Gülşen Hocam'ın, Mehtap Hocam'ın sözlerine katılıyor. İlave olarak öncelikle bildirilerde dereceye giren sevgili arkadaşlarımı kutluyorum. Tabii beni özellikle heyecanlandıran kısım, sözel bildiri oturumundaydım. Hemşire arkadaşlarımın artık araştırmaların içerisinde yer almış olmaları. Bunda da sizlerin emeği çok büyük.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlandım. Belki ilk kez bir araştırmanın içerisinde yer alan, ilk kez sunum. Yani bu ilkler çok önemli sevgili arkadaşlar. Heyecanlanmış olabilirsiniz, teknik sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bunlar hiç önemli değil. Hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ve orada ifade ettiklerimi burada büyük grupta da söylemek istiyorum. Bir adım attınız. Özellikle hemşireliğin görünürlüğü, bakımın görünürlüğü noktasında araştırmalar, sizler klinikte çalışan değerli meslektaşlarımız araştırmaların içerisinde yer alarak ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Bir adım attınız lütfen bundan sonra tabii bu kongreler bir fırsat, pandemi nedeniyle çevrimiçi yaptığımız etkinlikler, kongreler ama yüz yüze yapılacak olan kongrelerde de ne olursunuz koşullarınızı zorlayın ve kendi olanaklarınızla da olsa ilgi alanınız, uzmanlık alanınızla ilgili kongrelere mutlaka katılın. Ben emek eden herkese çok teşekkür ediyorum. Gülay Hocam sizin şahsınızla. Sağ olun, var olun. Tabii bu arada beni heyecanlandıran bir diğer konu da bunu da dün söylemiştim ama yara bakım birimi adı altında en azından bir hareketliliğin başlamış olması. Çünkü yara bakımı hemşirenin işi ve inanıyorum ki bunda da kısa zamanda ciddi bir ivme kazanacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Başka kongrelerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum. Ağzınıza sağlık Nadi Hocam. Desteğinizi her zaman hissediyoruz. Gereksiz gerek Reva Hocam, gerek diğer hocalarım olsun. Gerçekten hastane ve okul işbirliği adına yürekten desteklerinizi hissettiğim hocalarımdan bir başta gelenlerdensiniz. Çok teşekkür ediyorum varlığınız için, katkılarınız için. Başka söz almak isteyen hocam var mı? Reva Hocam konuşmak ister misiniz? Merhabalar. Güzel bir kongre geçirdik. Dolu doluydu. Başta Bakım Hizmetleri Müdürümüz Sayın Gülay İpek Çoban'a ve düzenleme kurulundaki bütün arkadaşlarıma katılım sağlayan, bildirileriyle veya dinleyici olarak katılım sağlayan, sunumlar yapan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ben de. İnşallah başka organizasyonlarda da birlikte oluruz. Aynı heyecanı birlikte yaşarız. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederim hocam. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Söz almak isteyen herhangi bir katılımcı var mı? Başka katkı sunmak isteyen, duygularını paylaşmak isteyen? Veya bizleri eleştirmek isteyen, şurada şöyle bir sıkıntı oldu, keşke bir dahaki sefere bunu yapmasanız şeklinde onları da lütfen alalım. Hep olumlu şeyler duymak istemiyoruz. Aslında yanlışlarımızı duymak istiyoruz ki biz de bu deneyimlerimizi daha sonra daha tecrübeli hale getirebilelim. Daha güzel, daha hatasız şeyler yapabilelim. Lütfen olumsuz eleştirileriniz varsa onları da alabiliriz. Olumsuz bir eleştiri değil ama bir tevennim var. Tabii ki uzaktan böyle online kongreler birçok açıdan kolaylık da sağlıyor. Uzaklar yakın oluyor ama yüz yüze kongrelerin yerini özledik daha doğrusu. Yani yerini dolduramaz demek de çok kesin bir ifade olur. Umarım bundan sonraki kongrelerimiz pandeminin de sona ermesiyle yüz yüze aynı havayı teneffüs ettiğimiz birlikte konuşabildiğimiz, dokunabildiğimiz kongreler olur. Bu da dünya genelindeki ya bu pandeminin bitmesiyle zannedersem ilişkili bir konu olacak. Böyle bir temennim vardı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Bu arada ayrıca ben bir şey unuttum. Bize çok destek verdi. Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi tabii ki onlar çok büyük destek verdiler. Ayrıca bizler firmalardan da destek aldık bu konuda. Kristal'in firmasında Emre Öztoprak Bey'e de çok teşekkür ediyorum buradan. AİTS A-Class firması da bize destek verdi. Hem çeviri hizmetlerinin sunumu anlamında hem konuşmacıların yurt dışı ülkelerinden ayarlanması noktasında firmacılar da bize çok destek oldular. Onların da burada
ismini zikretmeden geçmek istemiyorum. Ayrıca Özlem Balcı Akkaş İleri Teknoloji'den kendine de teşekkürlerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Başka katılım varsa alabilirim. Yoksa oturumumuzu sonlandıralım. Herkese iyi akşamlar dileyerek bitirelim. Buyurun. Dürdane Hanım görebiliyor musunuz? Belki chatten yazan oluyordur. Oraları da takip edemedim şu anda. Şu an paylaşım yok hocam. Ben birinci, ikinci, üçüncü olanları yazıyordum, paylaşıyordum. Onları yazdınız, tamam. Evet hocam. Gülay hocam. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Hatice Öntürk. Buyurun Hatice Hanım. Dediğiniz hocalarımızla buluşturdunuz bizi Reva hocamla. Sabahtan beri birlikteyiz Nadi hocamla, aynı şekilde sizin ekibinizle. Rev hocamın dediği gibi çok dolu doluydu. Bilimsel içeriği çok güçlüydü. Sayenizde biz de sunum yapma şansı elde ediyoruz. Küçük yerlerde bu tür organizasyonları yapmak hakikaten çok güç. Sizlerin bu şansı belki biraz daha yüksek. Biz de sizlerden faydalanıyoruz. Çok teşekkür ederim ben de size, ekibinize, destek ve katkı veren herkese. Hocalarıma buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bütün ekibe tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremize destek verdiğiniz için herkese mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka platformlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.